Günaydın Ankara'dan. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, huzurlu bir gün olması. Ankara'dan selamlıyoruz sizleri. Ve sizler memleketin neresindeyseniz lütfen bizlere de mesajlarınızla ulaşın istiyoruz. Bugün 31 Ekim 2021 yani Ekim ayını da aslında 2021 yılından uğurluyoruz. Ekim ayını da geride bırakıyoruz ve biz bugün ay sonu başlığı altında, etiketi altında sizlerle de konuşmak istiyoruz. Bu ay, Ekim ayı acaba nasıl geçti? Ve işte ekranlarınızda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir Ankara'dan yayınımızı gerçekleştirirken elbette bir Anıtkabir'in görüntüsünü de ekranlarınızda taşımak istiyoruz. Hani böyle saygısızlık, vicdansız bir şekilde yaklaşanlar var ya, onları da hiç umursamadan atamız demeye ve minnettar olduğumuzu, minnet duygularımızı atamıza, silah arkadaşlarına iletmeye de devam ediyoruz. Yeni gün ve bir ayın sonu, Ekim ayının sonunda 31 Ekim 2021 tarihinde acaba gündemde hangi konular var, hangi başlıklar var? Bunları ekranlarınıza taşıyacağız ama biz bu ay, geride kalan ay acaba nasıl geçti, neler getirdi, neler götürdü, siyasette neler konuşuldu, ekonomide hangi zamlar geldi ya da kimler böyle ballı maaşlarla, torpillerle onlar hayatını güzel bir şekilde devam etti? Bunların hepsini birlikte konuşalım. İşte sosyal medya hesaplarımız ekranlarınıza yansıyor. Şöyle bir arkama baktığınızda henüz böyle Ankara'da yeni günün ya da güneşin kendisini gösteremediğini söyleyebiliriz. Çünkü bulutların ardında ve şu anda Ankara'da puslu bir hava olduğunu, bugün hava sıcaklığının da yine başkentte en yüksek 16 derece olacağını söyleyelim. Nereye varmaya çalışıyoruz? Aslında memleket havasına ilerlemeye çalışıyorum. Ankara'dan söz ettik. Zaman zaman yağış geçişleri de olacak başkentte. Bir de yönetmenimizden, İrfan Tomikin'den ben bir rica edeyim. İstanbul'a bakalım. Fox Haber'in, Fox TV'nin merkezinden, penceresinden tarihi yarımadaya baktığımızda İstanbul'da da henüz böyle güneşin tam olarak kendisini gösteremediğini ve sakin bir sabah olduğunu da yine sizlere aktarabiliriz. Bugün İstanbul'da da en yüksek hava sıcaklığı 16 derece olacak. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Bugün yine Deniz Zeyrek gelecek. Deniz Zeyrek de bu bir ay nasıl geçti onu konuşacağız. Bir de Ankara Kitap Fuarı'na gelen, zaman zaman da Çalar Saat hafta sonunda ağırladığımız bir ekonomist, bir iktisatçı Doktor Murat Kubilay burada bizimle birlikte olacak. Nasıl geçti o Ekim ayı ya da böyle siyasette kurulan cümleler? İyi olacak, her şey güzel olacak, merak etmeyin. Bakın herkesin evinin önünde arabalar var, herkesin cebinde 2-3 tane telefon var, her şey de güzel gidiyor. Cümleleri mi gerçeği yansıtıyor yoksa bambaşka bir gerçeği mi yaşıyor sokak? Onu konuşacağız Murat Kubilay'la. Memleket havası diyelim, hızlı bir başlangıç yapalım. Dün denize girilen illerde bugün yağmurlu hava. Yağmur neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak. Doğu Anadolu'daysa karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Yazdan kalma günler yaşayan Gölcük'e tatilciler akın etti. Gölcük Tabiat Parkı'nda kilometrelerce araç kuyruğu yaşandı. Sıcaklığın 26 derece ölçüldüğü Mersin'de deniz suyu sıcaklığı 24 derece olunca 3,5 günlük tatili fırsat bilenler güneş ve denizin tadını çıkardı. Sıcaklığın henüz 20 derecenin altına düşmediği Antalya'daysa Kemer ilçesindeki 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda kar etkili oldu. Yurt genelinde sıcaklık ve yağış değişkenlik gösterecek yeni haftada. Marmara bölgesi bugün çok bulutlu. Yağmur geçişleri görülse de bugün ve önümüzdeki iki gün bölge sağanak yağmur alacak. Sonra yerini bulutlu, ardından da güneşli bir havaya bırakacak. Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor yağışlar. İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya ve Burdur'un doğusu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş ve Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlı hava birkaç gün daha Karadeniz'in büyük bölümü hariç yurdun tamamında etkili olacak. Perşembe günü ise yerini tüm yurtta güneşe bırakacak. Sıcaklıklarda hissedilir bir artış yaşanacak. Celal Bey günaydın. Celal Bey diyor ki sağ olun, teşekkürler, bizim de hakkımızı teslim ederek aslında Twitter üzerinden mesajını paylaşıyor. Ve bu ayın nasıl geçtiğini, kimler için nasıl geçtiğini ya da kimlere bir şekilde erişilmesi gerektiğini Celal Bey bizimle ve sizlerle paylaşıyor. Baktığımızda tarım ve hayvancılık yapanlar, esnaf, emekli, işçi, memur, din görevlisi, sağlıkçı, emeklilikte yaşa takılanlar, kamyoncular, taksiciler, sayın sayabildiğiniz kadar bir sürü mağdur var. Onlarla ilgili bir şey yapılması gerekiyor. Bir ay daha geçti ama bir adım gelmedi. Celal Bey de hatırlatıyor. Mesela bu ay içinde 3600 ek gösterge, öğretmenler, polisler, din görevlileri, hemşireler, onlar için gündeme gelen, bir vaat olarak gündeme gelen 3600 ek gösterge ki 2018 yılının vaadiydi. Birazcık konuşuldu Celal Bey, sonra bir daha da hiç konuşulmadı. Güneş Hanım, Güneş Nergis sağ olun, çok teşekkürler. İyiyiz, idare ediyoruz. Böyle birazcık üzerimize daha kalın böyle montlar aldığımızda şöyle bir açık havada yayın yapmanın keyfini de kolay kolay bırakmak da istemiyoruz Güneş Hanım. Ama hani bizi bizden daha fazla düşündüğünüz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Can Kaynar da selamlar İzmir Esin aracılığınızla. Derya Hanım, Bülent Bey, Bülent Kamacı günaydınlar. O da diyor ki emeklilikte yaşa takılanlar yasayı heyecanla bekliyor ama oldu mu bir gelişme acaba Ekim ayında da? Hayır, bu ayda da maalesef olmadı. Erdem Fidan da İlker Bey acaba bu maaşlar ve yapılan zamlarla ay sonunu gören var mı? Şimdi ben Erdem Bey'in sorusunu sizlere yönelteyim. İşte İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Erdem Bey'in bir sorusu var. Acaba bu maaşlarla ay sonunu görebilen var mı diye. Şimdi bu soruyu hep birlikte yanıtlayalım. AK Parti cephesinden gelen açıklamalar da var. Mesela bir 10 gün ya da bir hafta kadar önce AK Partili bir milletvekili, genel başkan yardımcısı demişti ki herkesin evinin önünde araba var, herkesin cebinde 2 tane telefon var, 3 tane telefon var, sıkıntı yok değil mi? Var, biliyoruz, onu da biz hallederiz demişti. Şimdi gelmiş olduğu noktaya baktığımızda aslında İrfan, sonraya bırakmıştım ama istersen gazete pencerenin bir manşetini izleyicilerimizle bir paylaşmış olalım. AK Parti'den tarihi asgari ücret itirafı, insani yaşam seviyesine getireceğiz asgari ücreti. Sadece asgari ücreti mi? Hayır, aynı zamanda emekliler, emeklilerin de zor bir geçim mücadelesi içinde olduğunu biliyoruz. Onlar için de bir düzeltmeye gideceğiz dedi Vedat Demiröz. Doların yükselişi, enflasyonun kontrolden çıkmasının ardından artan geçim sıkıntısıyla ilgili yakınmaları duymazdan gelen AK Parti, asgari ücret ve emekli ücretlerinin insani yaşam seviyesinin altında olduğunu ilk kez kabul etti. Ne kadar asgari ücret? 2825 lira. Ne kadar açlık rakamları? 3000 liranın üzerinde. Peki ne kadar? Bu ülkede yoksul olmak da zor. Yoksulluk ücretleri de açıklandı Türk İş tarafından. 10.000 liranın üzerinde bir yoksulluk seviyesi. Böyle bir rakam açıklanıyor. Ama dönüp baktığınızda yo iyiyiz, hallederiz denilirken şimdi en azından bu seviyeye gelinmiş olması çok önemli. Mesela Ekim ayında biz AK Parti'nin tebdili kıyafetle çarşı pazar gezdiğini ve buralarda da rapor tuttuğunu da öğrenmiştik. Bunun bir hatırlatmasını yapalım. Yine bu ayın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyaretinden dönerken Biden'la görüşmeye dair Roma'da mı olacak, Glasgow'da mı olacak, nerede olacaksa yüzle geldiklerinde ne yapıyoruz, ne oluyor diye soracağım demişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için İtalya'ya gitti, Roma'ya gitti ve çok uzun süredir nerede olacak, orada mı olacak, burada mı olacak, F-35'ler nerede konuşulacak, F-16'lar meselesi, S-400'ler meselesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yine Suriye'ye, orada terör örgütlerinin mevcudiyetine bakışı, bunların hepsinin konuşulacağı yer neresi olacak denilirken bir tarih, bir takvim ortaya çıktı. Biden ve Erdoğan görüşmesi bugün gerçekleşecek. Evet.
Roma'da mı olacak, Glasgow'a mı kalacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın beklenen görüşmesindeydi. O kritik buluşma için ilk açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, iki lider arasındaki görüşmenin Glasgow zirvesinde değil, bugün Roma'da gerçekleşeceğini söyledi. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın görüşüp görüşmeyeceği en çok merak edilen sorulardan biriydi. İkili ilk kez G20'nin aile fotoğrafı çekilmeden önce bir araya geldi. Erdoğan Biden'a selam vermek için yanına gitti. Kısa süreli gülüşmeli sohbet geçti aralarında. İkili bugün bir araya gelirse en sıcak başlık S-400 ve buna bağlı F-35 krizi olacak. Ayrıca Biden'ın görüşmede krizler ve düşüncesizce eylem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz diyeceği iddia edildi. S-400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Ya biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye! Oturdular Glasgow'da. Ben manzarayı canlandırıyorum. Biden diyecek ki ya şu S-400'leri artık görüyorsunuz ilişkimizi baltalıyor, bunu çöz. Burada Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Amerika F-35'i vermez. F-35 Türkiye'nin içinde olduğu bir yatırım, teknolojinin ortağıydı. Türkiye Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400 konusunda geri adım atmadığı için teknoloji ortağı olduğu F-35 projesinden çıkarıldı. Türkiye'nin parasını ödediği F-35 uçaklarını da Amerika Birleşik Devletleri teslim etmiyor. Erdoğan Biden görüşmesinde F-35'lerin teslimatı konuşulacak ya da ödenen paranın iadesi, o da olmayacaksa yeni F-16 alımı için mahsup edilmesi. Bizimkiler F-35'ten çıkınca F-16'nın rehabilitasyonuyla ilgili talepte bulunuyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sanayi 4.0'dan geri dönüp eski sanayiye dönmek gibi bir şey. Ya F-35 Türkiye'nin içinde olduğu bir yatırım. Biz sizden F-35 için paramızı ödedik. Siz F-35'lerimizi vermediniz. Peki S-400 nerede Allah aşkına ya? İnsanı çıldırtacaklar. Karşılığında F-35'i feda ettiğiniz S-400'ü nerede kullanıyorsunuz? Karar TV'de konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasına neden olan S-400 hava savunma sisteminin yıllardır kullanılmamasına dikkat çekti. Ankara ile Washington yönetimi arasında bir başka önemli başlık da Amerika'nın Suriye'de terör örgütü PYD-YPG'ye silah yardımı. Biz sizinle stratejik ortağız ya. Yapılanlar ne? Suriye politikası. Orada da Amerika'nın pozisyonu belli. Biden Erdoğan görüşmesinden ne çıkabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la kritik görüşme öncesi gündemi yoğundu. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yla da görüştü. Erdoğan çifti akşamda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Gazetelere bir geçiş yapalım. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti: AKP sandığa hayal koyacak, iktidar ufukta seçim görününce sorunları gündeme alıyormuş gibi yaptı. Kamuoyu desteği eriyen Erdoğan partililere sahiyenin talimatı verirken, seçim yaklaştıkça yurttaşın yıllardır dile getirdiği temel taleplerini muhalefetin de etkisiyle hatırlamaya başladı. 3600 ek gösterge, EYT ve düşük emekli aylıklarına ilişkin çalışma yürütüldüğü ileri sürüldü. Şimdi hemen burada bir durayım. Ramazan Külekçi'nin, bir izleyicimizin Twitter'dan gönderdiği mesaj var. Onu da aslında sorunların içine ya da beklentilerin içine dahil etmiş olayım. Diyor ki, mali hizmetler belediyeden mali hizmetler müdürlüsü olarak emekli oldum. Ek göstergem 2200. Benim niye ek göstergem 3600 değil? Neden böyle bir ayrımcılık yapılıyor? Neden herkese aynı şekilde bir düzenleme yapılmıyor? Ramazan Kürekçi'nin bu sorusunu eklemiş olayım. Bu arada Aynur Hanım, günaydınlar, ben emekliyim. Ayın birinde maaş alıyorum, üçünde bitiyor. 27 gün Allah'a emanet yaşıyoruz, geçinmeye çalışıyoruz diyor. Aynur Hanım'ın mesajı da bu şekilde. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden: devasa bütçe açığı yaratan iktidarın sorunları nasıl çözeceği belirsiz. 3600 sözünü 3,5 yıl geçmesine karşın yerine getirmeyen AKP, asgari ücretten vergi alınmaması ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik haksızlığı giderme noktasından uzak, emekli ve çiftçiye de yine hayal satılacak, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haber.
Hemen logonun altına bakalım. Büyük soygun. Şehir hastaneleri ve döviz garantili projeler bütçede yüzlerce milyarlık kara delik açtı. 1. Kira 59 hastaneye bedel. SES ve Ankara Tabip Odası'nın bir çalışması ve bu çalışmadan karşımıza çıkan hastaneler için müteahhitlere ödenen kira bedeli geçen yıla göre de %42 zamlanmış, artan dövizde ek yük getiriyor. Kira 59 hastaneye bedel. 2. 10 ayda 47 milyar lira artmış. Ne? Kamu kaynaklarının hortumlama hastanelere sınırlı değil. CHP'li Ahmet Akın köprü ve otoyolları verilen garanti tutarlarının kur artışı nedeniyle 179 milyar 635 milyon liradan 226 milyar 495 milyon liraya çıktığını kaydetti. Akın, bu paralar vatandaşın cebinden çıkıyor. Garantiler Türk lirasına çevrilmeli ve kur farkı vatandaşımız için kara kış fonu olarak kullanılmalıdır dedi. Şimdi kara kış yaklaşıyor. Bu kara kışla ilgili muhalefet önlem alınması gerektiğini söylüyor. Ama diğer tarafıyla da Avrupa kendisine baksın. İngiltere'de, Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde raflar boş. Onlar benzin bile alamıyorlar. Hani bu cümleler kuruluyor. Onlar kendine baksın. Bizde durum hiç de fena değil'e gelen cümleler. Ve yine mesela Antalya'da hafta içinde izlediğim bir haberdi. Elbette başka bir yerde de izlemedim. Çalar Saat'te izledim. İsmail abinin sunduğu. Orada bir aile Antalya'da 3 ay ev kiralarını ödeyemedikleri için sokağa bırakılmışlar. Böyle insanlar var. Çocuklarıyla, gelinleriyle, torunlarıyla sokağa bırakılmış bir aile. Sokakta kalmış bir aile. 3 ay kirasını ödeyemediği için. Gelirsiz de bir aile. Şimdi bu aileye siz aslında kara kışı yaşamıyorsunuz. Geçiminiz de fena değil. Hatta çadırınızın önünde, çadırda derme çatma çadırlarda yaşıyorlar. Çadırınızın önünde bir bakın bakalım. Belki de araba vardır. Hatta ceplerinize bir bakın. 2-3 tane cep telefonu vardır. Güzel böyle pahalı cep telefonları diyemezsiniz. Onlar hani kara kışla ilgili Batı kendisine baksın denilirken evlatlarını, torunlarını kucaklarında ısıtmaya çalışan aileler. Şimdi o aileler ne diyor? O aileler için ne yapılması gerekiyor? Bunu konuşmamız gerekiyor. Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti emekli maaşlarını ve asgari ücreti insani seviyeye getireceğiz. O insani seviye acaba tam olarak nedir? Onu da bizimle bir paylaşırlarsa, yani TÜİK'in açıkladığı ama vatandaşın geçimini, pahalılığı tarif etmeyen rakamlar üzerinden bir insani seviye mi, yoksa daha ilerisi mi, yoksa Cumhuriyet Gazetesi'nin söylediği gibi yine bir hayal mi satılıyor acaba sorusu. Bunların hepsini birlikte ay sonu başlığı altında lütfen konuşalım. Gelelim Hürriyet Gazetesi'nin manşeti, bu başlığa geri döneceğiz. Bir ekonomi sayfası açacağız, ekonomi penceresi açacağız, orada hep birlikte konuşacağız. Dünyanın kader zirvesi. Neden kader zirvesi deniliyor? Önemli. Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderleri salgın sonrası ilk kez yüz yüze Roma'da buluştu. Dünyayı kasıp kavuran salgında aşı adaleti nasıl sağlanacak? Ekonomik sıkıntılar ve dengesizlikler nasıl aşılacak? İklim değişimiyle ilgili ne adımlar atılacak? Hepsi gündem masasında, liderler bunları konuşacak deniliyor Hürriyet Gazetesi'nde. Milliyet Gazetesi'ne bir geçiş yapabilir miyiz İrfan? Milliyet Gazetesi'nin manşeti de çok çarpıcı. Milliyet Gazetesi zaten son dönemde özellikle çevre haberleriyle bir duyarlılık yaratmaya çalışıyor. Ve manşet imdat. İklim krizi, jeopolitik gelişmelerden ekonomiye, kent yaşamından tarıma tüm ritmi bozdu. Artan bir hızla ısınan dünya korkunç yangın ve sellerle tahrip oluyor. Buzullar eriyor, dünya haritası değişiyor ve bugün Glasgow'da başlayacak küresel iklim konferansı kıyamete sürüklenen insanlık için son acil çıkış kapısı olacak. Liderler neleri konuşacak? Acaba insanlık için nasıl bir o imdat çağrısına yanıt gelecek liderlerden, dünyadan, bunu göreceğiz. Ama kendi ülkemize, memleketimize dönüp baktığımızda o kuraklığı ciddi anlamda yaşıyoruz. İşte memleketten kuraklık manzaraları. Gördüğümüz gibi bariz bir şekilde 2019 yılına ait uydu verilerinde burası tamamen suyla kaplı. Fakat
2021 yılına geldiğimiz zaman hemen gördüğümüz gibi burası tamamen karaya çıkmış. Sadece 2 yılda yaşanan değişim bu. Küresel ısınmanın Van Gölü'nde yarattığı tahribatın uydudan çekilen görüntüleri. Buralar geçen sene tamamen, yani yaklaşık 5-6 kilometrelik alanlar suyun altındayken veya şurada bir adacık mevcutken 2021 yılına geldiğimiz zaman buradaki adacık kayboluyor ve buradaki büyük suyla kaplı olan alan tamamen ne oluyor? Yok olmuş oluyor. Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirler konuşulmaya devam ederken dünya hızla geri dönüşü olmayacak bir yok oluşa doğru hızla ilerliyor. Bunun en net ve son örneklerinden biri Van Gölü. Buharlaşma göle giren suyun 3 katı arttı. Gölde yaşanan çekilmeler uydudan yapılan 2 yıl önceki karşılaştırmalarda daha net görüldü. Van Gölü'nde hep çekilme haberlerini görüyoruz. Artık bu haberler uydu görüntülerine de yansımaya başladı. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, küresel ısınma ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle %30 küçüldü. Yani rakam olarak verecek olursak, 1930'dan bugünkü haritaları karşılaştıracak olursak baktığımızda %30'a yakın bir küçülme var. Belki 20-30 yıl sonra giderek aşama kaybedecek duruma geliriz. Debisi en yüksek akarsulardan olan Tunceli'deki Muzur Çayı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle dere seviyesine indi. Tatilciler debisindeki düşüş nedeniyle bu sene çayda rafting yapamadı. Eskiden karşıdan karşıya geçerken akıntından dolayı çok zorlanıp, yani yürüyerek geçemiyorduk. Genelde yüzerek geçiliyordu. Ama şimdi ise insanlar karşıdan karşıya hiç yüzmeden yürüyerek geçebiliyorlar. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'taysa yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü. Nehir otluğa dönüştü. Liderler iklimi de konuşacak. Dünya için bir imdat çağrısı var. İnsanlık için ne yapılacaksa artık burada, Glasgow'da konuşulsun ve bir adım atılsın çağrısı var. Mesela o liderler, yan yana gelen liderler, mültecilerle ilgili de o önemli yakıcı sorunu gündemlerine alırlar mı? Bakın, bir haber var Hürriyet gazetesinde ve Ege'de aç susuz süründürüyorlar başlığı. Yunanistan Girit adasının güneyinde arızalanan Türk bandıralı gemideki 400 Afgan mülteciye adeta işkence yapıyor. Yunan sahil güvenlik botları halatlarla bağladıkları gemiyi Kerpe adası yakınlarında bir aşağı bir yukarı dolaştırıyor. Gemideki mülteciler aç, susuz, sağlık imkanlarından yoksun, perişan durumda. Atina ayrıca mültecileri geri alması için Türkiye'ye başvuruda da bulundu. Böyle çarpıcı bir haber. Dünya liderlerinin gündemine gelir mi acaba? Gelelim bütün dünyanın dikkatle takip ettiği, Türkiye'nin de kuşkusuz o önemli gündem maddesi. Onu da paylaşalım. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna bir bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamayla birlikte. 30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet. Kayıpları hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın, sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli çağrısında bulunuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve 23.096 vaka dün tespit edildi. 203 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir bilgi yine gazete pencerede karşımıza çıkıyor. Aşılama iyice geriledi. Tekrar kapanma uyarısı geldi. Bilim kurulundan tekrar kapanma uyarısı. Aman tanrım, biz o eski günlere yeniden geri dönecek miyiz? İşte bu uyarıyı içeren bir çıkış geldi bilim kurulundan. Öyle olacağını zannetmiyorum ben ama yine de önemli bir çağrı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, koronavirüs vaka sayılarının günlük 25-30 bin aralığında seyrettiğini belirterek, günlük 60 bin 70 bin vaka sayısına sıçrama olması durumundaysa yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme alabiliriz. Bu tabloların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir dedi. Açıkçası benim kanaatim tekrar bir kapanma olmaz. Yine herkese dikkatli olun çağrıları yapılır. Vaka sayısı artarsa bu sefer de denilir ki mesela
hani bütün vaka sayısının değil de hastanede tedavi görenlerin sayısı bakarsınız akşamdan sabaha o tabloya yansır ve yine biz yolumuza kapanmadan devam ederiz. Bendeki kanaat maalesef bu şekilde. Gelelim Türkiye'nin koronavirüs tablosu. FDA'nın onayı hep bizi çok sevindirdi. Çünkü bu yaş grubu da diğer yaş grupları gibi aşı olması gereken bir yaş grubu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5-11 yaş arasına aşı tavsiye edilmişti. Amerikan İlaç Dairesi BioNTech aşısının çocuklara uygulanması için onay verdi. Kasım ayında başlayacak kampanyayla Amerika'da 28 milyon çocuk aşılanacak. Türkiye'de de çocuk vaka sayısındaki artış nedeniyle uzmanlar bu yaş grubunun aşılanmasında geç kalınmaması gerektiği görüşünde. Türkiye'de de bu aşının bir an önce bu yaş grubunda yapılması lazım. Yetkilileri buradan bu kararı almak için bir an önce eylem planına davet ediyorum ben de. Daha küçük çocukları COVID-19'a karşı aşılamak bizi normale geri dönmeye yaklaştıracak. Günlük 30 bin olguların üstüne piklerle sıçramalar görebiliriz. Günlük 60 bin olgular, günlük 70 bin olguları sıçrayabilir. Bu sıçrama durumunda ise hala hazırda istemediğimiz mecbur kalarak yeniden kapanmayı, yeniden okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener aşılamadaki düşüş nedeniyle tehlikenin kapıda olduğunu söyledi. Zaten hali hazırda her gün 200'den fazla can kaybı veriyor Türkiye. 24 binin üstünde de yeni vaka var. Çünkü tüm nüfusta henüz çift doz aşılama %57'de. Sinovac aşısı olanlara ise 2 dozda yetmiyor, 3. dozu olmaları gerekiyor. Türkiye'nin geneline baktığımızda aslında aşılanma neredeyse durdu. 3. dozunu olmaya gitmiyorlar hastalar. Aşılamaya karşı ayak direyen bir grup var. Bundan sonra da sırada 2-5 yaş grubu olması lazım ki hastalığı kontrol edelim. Yoksa defekt bir orada boşluk kaldığında hastalık yine kendi salgınını devam ettirmeye ve bizi meşgul etmeye devam edecek. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Karadağ'a göre virüs aşısızı buluyor. Aşılanmayan gruplarda salgın kendini daha çok gösteriyor. En büyük risk altında ise kronik hastalığı olan çocuklar var. Ağır solunum problemleri olanlar, bağışıklık sistemi eksikliği olan, kanser tedavisi gören, aşırı kilolu olan çocuklarda sıkıntılar yaşıyoruz ve bunlarda kayıplar da yaşayabiliyoruz. Binde bir bile olsa sizin başınıza gelirse %100 demektir. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı. Hamilelerde hiçbir yan etki yok. Hamilelerde etkinlik yine aynı şekilde ve hamilelerin de mutlaka ve mutlaka aşıyı olması lazım. Hem de bir can değil iki can da taşıyorlar. Uzmanlar çocuk, hamile ya da yetişkin bu salgının bitmesi için herkesin vakit kaybetmeden aşı olmasını ısrarla öneriyor. Aşı konusunda tereddütlerin artık yeri yok. Bu aşılar, kanıtlanmış aşılar. Bu salgından çıkmamızın yolu aşı, maske ve mesafeden geçiyor. Geceden bir trafik kazası haberiyle devam edeceğiz. Yer Bursa. Yedi araç birbirine girdi. Biri ağır, 10 kişi yaralandı. Saat gece 2 sıralarında Bursa Osman Gazi'deki Sanayi Caddesi'nde iki araç çarpıştı. Esentepe Köprülü Kavşağı'ndaki kazayı fark etmeyen 5 sürücü daha kazaya karıştı. Yedi aracın birbirine girdiği kazada can pazarı yaşandı. Sağlık ekipleri araçlarında sıkışan yaralılara önce olay yerinde müdahale etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada bir araç metal yığınına döndü. Üç araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlığımızı bir kez daha hatırlatayım. Ay sonu. Ekim ayı acaba nasıl geçti? Ekim'in birinden, Ekim'in
31'ine kadar biz neler yaşadık siyasette, ekonomide, hayatımızda. Az sonra Deniz abiyle, Deniz Erek'le konuşacağız ama sizlerden de hem Instagram'dan hem de Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Mesela ne oldu bu ayın içinde? Korkusuz Gazetesi dikkat çekiyor, hatırlatıyor. Önümüzdeki günlere dair de aslında ipuçlarını da veriyor. Kara kış bastırmadan zam yağmuru bastırdı. Vatandaş zorda. Kömüre zam geldi. Elektrik ve şeker zammı da yolda. Halkı derinden sarsan zam haberleri ard arda geliyor. Kömür fiyatı bir ayda %15 ve %22 olmak üzere iki kere arttı. Sırada %52'lik şeker zammı var. Elektrik de her an zamlanabilir. Böyle hani istemiyoruz, çok fazla da böyle mümkün olduğunca biz de fedakarlıkta bulunuyoruz bütçemizden deniliyor. Ama aynı zamanda bakıyorsunuz dövizde, döviz bu ay içinde acaba 9 lira olur mu? Oldu. Acaba 10 lira olur mu? Neredeyse 10 lira da oluyordu. Dolardan söz ediyoruz ama baktığımızda euro. Sadece doları konuşuyoruz. Kimse euroya da bakmıyor. Bizim bütün borçlarımız da aslında işte otoyollar, köprüler euro üzerinden. Hani böyle bir hesaplama var. O da 11 liranın üzerinde. Şimdi bu kadar yüksek olursa döviz fiyatları neticede o elektriğe de doğalgaza da kaçınılmaz. O zamlar maalesef gelecek. Bursa'dan bir kaza haberi paylaşmıştık. Şimdi bir başka kaza haberi için Türkiye'nin ötesine, sınırların ötesine Meksika'ya gideceğiz. Freni patlayan beton mikseri kavşaktaki araçların arasına daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Meksika'da araçlar kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekliyordu. Bu sırada karşı şeritten gelen beton mikserinin freni patladı. Kontrolden çıkan araç üst geçidin ayağına çarptı, savruldu. Karşı şeride geçerek duran otomobillerin arasına daldı. Yolun kenarında yemek yiyen yayalar son anda kaçmayı başardı. Beton mikseri önce önüne çıkan araçları sürükledi, sonra devrilerek durdu. Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Aracın sürücüsü dahil 5 kişi yaralandı. Deniz abi geldi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le şu anda Çalar Saat hafta sonunda sohbetimize başlayacağız. Abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz abi bugün başlığımız ay sonu. Ay sonu. Bu ay içinde hani neler oldu? Biz bu ayın sonuna acaba hangi tartışmalarla geldik? Şöyle ben biraz not aldım. Okuyayım mı okumayayım mı? Oku. Yaşadık İlker tekrar hatırlatma diyorsan. Yok ne olacak hatırla. Ya gerçekten unutuyoruz. Şimdi abi o zaman sistem tartışmalarıyla başladık. Evet. Ondan sonra hani eski sisteme dönme gericiliktir denildi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın cümlesiydi. 3600 ek gösterge bir konuşuldu, bir daha hiç konuşulmadı. Mesela bu ay içinde. Karayollarına bu, bak bunu unuttuk. Bunu aslında hiç unutmamamız gerekiyor. Bir tane kablo muhafaza borusu. Evet. 8 lira aslında. 2239 liraya metresi. Böyle bir fiyattan. 30 bin lirayken 8.7 trilyona yapmış. İnanılmaz bir para. Sayıştay böyle bir tespit etmiş. Sayıştay'ın raporlarında çıktı karşımıza. Evet. Pakdemirli umut verdi bu ayda, sağ olsun evet. Çiftçiye. Maliyet artışından endişe etmeyin dedi. Ama üzüm üreticisi 2,5 liraya mal ettiğini 2 liradan satmak zorunda kaldı. Biz de burada 10 liradan almak zorunda kaldık. Biz de burada 10 liradan almak zorunda kaldık. Binali Yıldırım iş aradığını açıkladı. Bir çocuktan almıştık bu haberi. Dolar karşısında tarihi Türk lirası inanılmaz hani değer evet. kaybetti. İstanbul'un taksi çilesi bitmedi. Kılıçdaroğlu bürokratlara seslendi. Kanunsuz emirlere uymayın dedi. Zam üstüne zam geldi. Elçiler krizi çıktı. İstenmeyen adam ilan ediliyorlardı. 41. madde bir sosyal medya paylaşımıyla malumu geri dönüldü. Malumu ilan ettiler. Malumu ilan edip yatıştırdılar krizi. Bol maaşlılar, torpilliler, TÜGVA tartışıldı. Ve yine Reza Zarrab. Onun da isminin Aaron Goldschmidt olduğunu öğrendik bu ay içinde. Evet. Daha bir sürü bir şey var biliyor musun? Deniz abi böyle eledim. Doğru. Böyle bir ayı geride bırakırken. Hani... Ve nihayet ayın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Amerikan Başkanı'yla görüşüyor. Bir taraftan bir anti-emperyalist duruş sergiliyorlar. Böyle bugün sabah seni dinlerken... İçimden o geçti. Hani Roma'da buluşma vesaire şey. Ya bir taraftan böyle siz kimsiniz?
Amerika kimmiş vesaire anti-emperyalist bir duruş sergiliyor. Bir taraftan da Amerikan başkanıyla görüşmeyi bir mucize gibi anlatıyorlar. Bir böyle muhteşem bir başarıymış gibi anlatıyorlar. Bir ortaları yok ya. Yani böyle bir nasıl bir iştir ben anlamadım gitti. Deniz abi şimdi bu ay aslında böyle senin de benim de hatta AK Partili bir ismin Orhan Miroğlu'nun da herkesin yaşadığını anlattığı bir ay oldu. Yani ekonomik anlamda ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşadığımız Şamil bir ay oldu. Şamil Tayyar'ın isyan ettiği. Yapmayın. Hani artık cep telefonuna arabaya artık lüks demeyin. Bu doğru değil. Kendimiz de tezata düşüyoruz dediği bir ay oldu. Şimdi mesela hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama biz fark edemedik diyen bir isim ve asla da hani unutulmayacak bir sözün sahibi Ali İhsan Yavuz bunların hepsinin geçeceğini söyledi. İnşallah. Peki nasıl geçecek? Bununla ilgili bir ses var. Yeni yaptığı bir açıklama var. Yani mesela biz Temmuz ayında bir şahlanacaktık. Hala şahlanamadık. Bunun bir arayışı, beklentisi içindeyiz. Ha belki Ekim ayına bunu da ekleyebiliriz abi. Farkında değil. Ekim ayında da şahlanamadık. Dolar için söylemişti o. Ha, dolar için söylediyse evet. Ama o da biraz gecikti ama oldu. Oldu. Maalesef oldu. Şimdi Ali İhsan Yavuz acaba nasıl geçecek bu zor günler? Onu nasıl tarif ediyor? Buyurun. Pandemi sürecinde Türkiye hasar aldı. Tamam. Ama yıkılmadık, ayaktayız. Ama dünya çok daha büyük hasar aldı. Nereden biliyorum? Arkadaşlar IMF yeniden büyüme oranlarını revize etti. Yeni daha. Türkiye'ninkini 5.8'den 9'a çıkarttı. İnanıyorum daha fazla olacak. Dolayısıyla işte böyle bir lider başınızda olduğunda yine bu süreçten de en az hasarla çıkıyorsunuz ve inşallah bu önümüzdeki süreçte bu hasarları da daha hızlı onaracağız, tamir edeceğiz, bu yaraları saracağız ve Türkiye'yi inşallah hep birlikte şaha kaldıracağız. Allah nasip ederse 2023'te nükleer santrallerin ilk ünitesi açılıyor. 2023 yılında nükleer santrallerin ilk ünitesi devreye geçiyor santral. İki tane nükleer santral demek Türkiye'nin %30 elektriğini üretmek demek. Keşke yapabilmiş olsaydı. %30 elektrik demek 15 milyar dolar yılda doğal gazın boşa gitmemesi demek. Rusya'dan alıyoruz, İran'dan alıyoruz. Çevrim santrallerini de elektriğe çeviriyoruz. İşte biz o başlangıcı yapıyoruz 2023'te. Çevrim santrallerinde elektrik üretmek için doğal gaz yapıyoruz ya, bizim doğal gaz girecek, o paralar da o dışarıya gitmemiş olacak. Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Panama'ya ben gittim. Milli gelirden kişi başına düşen pay bizim iki katımız. Panama 19 saatlik uzaklıktaki bir memleketten bahsediyorum. Ya dedim burada ne var? Petrol mü var, doğalgaz mı var, ne var? Dediler ki sadece Panama kanalı var. Ya oranın Panama kanalı para kesiyor, oranın ekonomisini bu şekilde yukarıya çekiyor da bizim kanal İstanbul'umuz niye olmasın? Kesinlikle bir şeyler olacak ve şahlanacağız. Bunun için de önümüzde iki formül var Ali İhsan Yavuz'a göre Deniz abi. Bir Kanal İstanbul, diğeri de nükleer santraller. Ha. Ne diyeyim ya, dinlerken böyle insan huşu içinde oluyor beyefendi. Böyle İyi geliyor ama değil mi? Hani böyle tabii. Ali İhsan Yavuz'un terapi cümleleri. Gibi ya, terapi gibi yani ben. Tam böyle pazar gününün havasına, ruhuna da uygun. Evet evet, bak nasıl sakinlik çöktü. Valla birden ben de bir sakinleştim. İyi geldi. Evet, nükleer santral. Olur yani, doğru. Güzel hani yerlerden yakalıyor ya belki kardeşim, ama. Kardeşim niye yapmıyorsun? 20 senedir iktidardasın. Ya bitmedi, inşaat bitmedi. Nasıl inşaat ona bitmedi? Ya işte nükleer santral yapılıyor ya. Ha, Kanal İstanbul'da. O da bize, biliyorsun değil mi? O da bize şey olacak. Yani Türk anlaşması acayip bir anlaşma. 15 sentten mecburen alacaksın 15 yıl boyunca. Sonra da işte normal piyasa fiyatından 69 yıl boyunca alacaksın. Mesela Ruslara ait, biliyor musun santral? Nesi? Santral Ruslara ait. Akkuyu'daki evet, santral. Evet, yani evet. Bizim değil, Rusların. Adamlar hep sıcak denizlere inme hayali kurdular ya. Akkuyu nükleer santraliydi. Nihayet sıcak denizlere indiler. Orada bir mülkleri var artık yani. Bir santralleri var. İnanmayacaksın. Aynı santral yani, ikizi. 4 tane reaktör. Model aynı, sınıf aynı vesaire. Mısır'da yaptılar.
Ama Mısır'dakinin finansman modeli farklıydı. Yani orada Mısır'ın santrali oldu. Mısır krediyle yaptı. Ruslardan borçlandı. Bizim Akkuyu santraliyle Mısırlıların santrali arasındaki fiyat farkı ne kadardır sence? Ne kadar? 10 milyar dolar. Yani bizim bu mecburen elektrik satışı... Kaçla çarpayım acaba? 9'da mı çarpacağız? O zamanlık bitene kadar belki kaç olur yani? Bir de böyle bir şey var. Bugün haberlerini zaten okudun sen de. Yani bu şey gazetelerde var, Cumhuriyet'te de var, Sözcü'de de var. Sırf kur farkından bizim bundan sonra köprülere, otoyollara ödeyeceğimiz para 180 milyar liradan, evet, 200 küsür, 260 mı olmuş? Sırf kur farkından. Durduk yerde bizim bu köprüleri, otoyolları yapan şirketlere borcumuz katlanıyor. Çünkü dolarla garanti vermişsin. Araba abi ne güzel anlatmıştı Ali İhsan Yavuz. He? Sen şimdi nereye getirdin sözü? Hani böyle bir sakinleşmiştik, bir dingin başlıyoruz yeni güne demiştik ya pazar işte sabahına. Ben de şahlanmak istiyorum ama olmuyor. Bunlar böyle kafamın içinde, zihnimde. Ya bu ne olacak, ya bu ne olacak? Biz Ruslardan şu kadar sene şu kadar fiyattan elektrik satın almak zorunda kalacağız. Ruslar şahlanıyor. Yani bu bütün bu krizlerin en karlısı Ruslar oldu. Bir de biliyor musun sürekli küfür ediyorlar. Yani bir haftadır Rus televizyonlarında boy boy şey gösteriliyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı insansız hava araçları gösteriliyor. Türkiye bize ihanet ediyor diyorlar. Türkiye'yi sürekli suçluyorlar. Biz de S-400 almışız diye Rusya'dan Amerika'yla da papaz olmuşuz. Avrupa'yla da papaz olmuşuz. Rusya'yla bir şey gibi görünüyoruz. Halbuki Ruslar şu anda bu hafta boyunca Ruslar bütün kamuoyunda bir Türkiye düşmanlığı şeyi oluşmuş. Bütün Rus basını Türkiye aleyhine haberler yapıyor bir haftadır. İş adamları acayip gergin vaziyette Rusya ile iş yapanlar. Putin yandaşı kanallardır abi, onlar yoksa normalde niye yapsınlar? Rusya'da bütün kanallar öyle biliyorsun. Abi şimdi ittifak meselesine bir geçelim. Muhalefette hani kim aday olacak, olmayacak. Hatta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Bugün bütün gazetelerin de ilk sayfasında var. Hani CV bırakanlar oluyormuş. Sen CV bırakanlardan birkaçını biliyor musun? İsim verebilir misin? Bir haberimizi izleyelim de Deniz Zeyrek'ten kulis almaya çalışalım. Şimdiden Cumhurbaşkanı adaylığını tartışmayı hiç doğru bulmuyorum. Doğrusu çok kişi geliyor. Kimseye sen olmazsın ya da olamazsın demiyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için ibre kime dönecek bilinmiyor ama olası adaylar üzerinden yapılan tartışmalar üzerinden uyardı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP lideri de gazeteci Murat Yetkin'e verdiği röportajda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendisine gelen isimler olduğunu söyledi. Rapor yazıp getirenler özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var. Ben aday değilim. Bunu net bir şekilde daha evvel söyledim. Şimdi daha net söylüyorum. Ben aday değilim. İyi Parti lideri Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından kendisini çekti. Muhalefetin tek adayla seçime girmesi gerektiğini söyledi. Ancak liderler görüşmelerinde adaylık konusunun hiç gündeme gelmediğinin de altını çiziyor. Bunu Sayın Akşener bizi ziyarete geldiğinde de kendisine ifade ettim. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı üzerinde yapacağı her tartışma aralarındaki çatlağı büyütür. Biz şimdi işimizi yapalım. Anlaşacağımız parlamenter sistem konusunda anlaşalım. Davutoğlu henüz bir ittifak içinde değil ama mesajlarını Millet İttifakı için verdi. Bugünden adayları tartışmak ittifakta çatlak yaratır dedi. Parlamenter sistem çalışması için güç birliği vurgusunu yineledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise kendisiyle görüşen iş dünyasından bir isme yeşil ışık yaktığı yönündeki iddiayı yanıtladı. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan ve başka kesimlerden geldiğini, olumlu ya da olumsuz karşılık vermediğini açıkladı. Gerekçesini de. Böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir. Millet İttifakı ile oturup karar vereceğiz. Henüz Sayın Meral Akşener'le olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı. Sayın İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da, Millet İttifakı'nın belediye başkanları, Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz. 2018 seçimlerinde genel hava şuydu: Erdoğan'ı yenebilmek için muhafazakar kitle içinden birinin çıkması lazım. İstanbul seçimlerinden sonra CHP içinde de biz kendi başımızda da kazanabiliriz algısı var. Bu da o geniş muhafazakar kesimlerde tedirginlik doğuruyor. Böyle bir tablonun tekrar
AK Parti'yi cazibe merkezi haline getirmesi ihtimaline karşı da çok dikkatli olmak lazım. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, muhafazakar kesim AK Parti ve MHP'den rahatsız ve bir dönüşüm var, bunu değerlendirmemiz gerekiyor diyor. Muhalefetin muhafazakar kesime yönelik sıcak mesajlar vermesi gerektiğini söyledi. Sayın Babacan ve Sayın Karamollaoğlu görüşmelerimiz oldu. Özellikle iktidarın muhafazakar kitleler üzerindeki baskıları, kazanımları kaybedersiniz baskısını ortadan kaldıracak şekilde ortak mesajlar verelim şeklinde teklif de götürdüm. O kitlelerin bizden bunu duyması önemlidir. Deniz abi, şimdi aslında hiç konuşulmamış bir şey üzerinden günlerdir, haftalardır bir tartışma devam ediyor. Emin Çapa'nın başlattığı bir şey biliyorsun değil mi? Emin Çapa yaptı. Dedi ki ben biliyorum, bir isim var Kemal Bey'in adayı olarak gitti, Meral Hanım'la görüştü falan diye. Ondan sonra Cüneyt Özdemir de dedi ki ben de biliyorum dedi ama işte şey yapmam falan. Onlar bilip de açıklamayınca herkes bu işi konuşmaya başladı falan. Kemal Bey de dün onu izah etmiş. Yani böyle isimler geliyor. Kendine yakıştıranlar var. Kendisine yakıştırılanlar var. Herkes bir tarif yapıyor işte. Muhafazakarlardan oy alabilmeli, Kürtlerden oy alabilmeli, CHP tabanını rahatsız etmemeli, İYİ Parti tabanını rahatsız etmeli diye, etmemeli diye bir formüller kuruluyor. O formüllere uyduğunu düşünenler gidip CV bırakıyorlar. Uyduğu düşünülenler için de gidiliyor Kemal Bey'e, Meral Hanım'a isim veriliyor falan. Ama bu iş biraz şeye dönmüş vaziyette. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler ya. Evet. Yani CHP, İYİ Parti, muhalefet şu anda güçlü. Yani zengin bir nevi siyaseten. Onun sahip olduğu isimler karşı tarafı gündeminde sürekli onları şeyde tutuyorlar. Nasıl olur Süleyman Soylu biz 15.5 puan önündeyiz dedi CHP'nin, AK Parti için söylüyor. Helal olsun. Helal olsun, ne diyeyim yani. Herhalde hiç sokakta falan yürümüyorlar yani. İnsanlarla dolaşmıyorlar. Kapalı salonlarda gidip böyle yüksek ses tonuyla konuşmalar yapıyorlar. Muhalefeti yerden yere vuruyorlar. Ama sokağa inip de bir vatandaş ne halde, kömür kaç lira, gübre kaç lira, çiftçi ne durumda, asgari ücretle nasıl geçiniyor, ayçiçek yağının 100 lira olduğunu bilmiyorlar tabii yani. Akşamdan yine bir açıklaması var. Senin de tarif ettiğin gibi bayağı bir öfkeli. Hem Kılıçdaroğlu'na artık şey öyle Meral, biliyor musun? Herkese had bildiriyorlar. Artık hükümetin üslubu sadece bu oldu. Sürekli bağır böyle yüksek ses tonuyla. Ben geçen mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şeyle ilgili tezkereyle ilgili ihanet şeyi vardı ya, çıkışı. Evet. Ona mesela tepki gösterdim. Ne gerek var ya? Zaten hükümet yeterince onu bunu ihanetle suçluyor, teröristlikle suçluyor. Yani muhalefet bari bu dili kullanmasın yani. Şimdi sürekli bu dili kullanıyorlar. Sen ihanet içindesin, sen teröristsin, sen bilmem casussun. Yani öyle artık ya, millet zaten yoksulluktan, işsizlikten, hayat pahalılığından gerilmiş, yılmış, vaziyette. Yılmış, bıkmış, usanmış. Vaziyette. Bari siz bir bak işte neydi... Sayın Genel Başkan Yardımcısının adı Ali İhsan şey Yavuz. Ali İhsan Yavuz'a bak. Abi ne nasıl güzel. Unutuyorsun ismini? Ya sözü isminin önüne geçiyor bende onun için. Şey yapamıyorum. Aklım bir de üç isimli olunca aklımda tutamıyorum. O ne güzel böyle huşu içinde konuşuyor. Biz burada böyle bir konsantre olduk, inandık. Varsa yoksa nükleer santral diye böyle dört elde. Yani dinlerken bir şahlandım bile. Ondan bir öğrensin. Şahlanışı falan hissettim yani. Ondan bir öğrensinler. Niye bağırıp çağırıyorlar ya? Duyuyoruz zaten. Kulağımız duyuyor. Bağırmaya, ses tonunu yükseltmeye gerek yok ki yani. Bağırınca daha mı haklı olunuyor? Öyle bir şey mi var? Bilmiyorum ki. Reklamdan sonra konuşalım mı onu? Efendim bir mola vereceğiz. Dönüşte buluşalım ve Deniz Zeyrek'in sorusu, acaba daha fazla bağırınca haklı mı olunuyor? Gerçek nerede aranmalı? Bununla devam edelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonunda devam ediyoruz. Deniz abiyle sohbetimize de aynı okula zamanda. Okula gider gibi bir halim var İlker. Nasıl abi? Okula gider gibi bir halim var. Abi biz hep hazırız ya. Sürekli çalışıyoruz dersimize. Abi şimdi hemen böyle sohbetimize geçeceğim ama birkaç kitabımız var. Onları da göstereyim. İş analizi Hatice Sandıkçı tarafından yazılmış. Hemen bir paylaşma imkanımız olsun. Arif Ata, Kadın Nefis mi Nefes mi? Aysel Yeni Doğanay, Çığlığıma Ses Ver.
bir diğer kitabımızdı. Başka kitaplarım da var, onları da göstereceğim. Bu arada bugün doğum gününü kutlayanlar var. Bugün doğum gününü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun. Onlardan birisi de benim yeğenim Ada. Ada Toprak, Adacığım, senin de doğum günü kutlu olsun. Bu arada Orkun Özalp bize New York'tan yazmış. O da 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızda aslında doğum günü kutlamış ama biraz daha böyle duygusal bir mesaj paylaşıyor bizimle. Instagram'dan yazıp göndermiş ve ben bu süreçte annemi kaybettim ve annem çok uzun süre koronavirüsle mücadele etmişti. Maalesef hayata tutunamadı diyor. Annesinin ismi Sevda Özalp. Lütfen doğum günümde anar mısınız? Benim acımı biraz olsun azaltırsınız demiş. Orkun Özalp'in mesajı da bu şekilde. Bunu da iletmiş olalım. Deniz abi, şimdi tam böyle reklamın öncesinde çok bağıran mı haklı, yoksa haklılığını doğru düzgün argümanlarla anlatanlar mı, sakin sakin anlatanlar mı diye bir soru sormuştum. Şimdi yüksek İkinci kısmını sen uydurdun. Öyle mi? Ben mi uydurdum? Neyse. Ben çok bağırınca çok mu haklı oluyorsun diye sordum yani. Şimdi o zaman ben getireceğim sözü, gene oraya getireceğim de. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine yüksek tondan, öyle mi? Tamam, birazdan kullanalım. O zaman Mahir Ünal'a gidiyoruz. O çok yüksek tondan konuşmadı. Ama kurduğu cümleler siyasette çok konuşulacak. Bir Mahir Ünal ne söyledi AK Parti'den, sonra devam edelim. Öyle bir hava oluşturuyorlar ki biz sanki Türkiye'de bunca yıl hiçbir şey yapmamışız. Taş üstüne taş koymamışız. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Dikil bir ağacı olmayan, taş üstüne taş koymayanlar oluşturuyor. Kriz zamanlarında en kıymetli şey nedir biliyor musunuz? Çabuk karar vermek ve hızlı hareket etmektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi salgın döneminde krizi yönetmemizdeki en önemli etken olmuştur. Bu salgına adeta yaptıklarımızla 18 yıl boyunca hazırlanmış. Türkiye'nin 18 yıl boyunca yaptığı yollar, köprüler, Çanakkale'den tutun da 3. köprüye varıncaya kadar havalimanları, bunlar Türkiye'yi neye hazırlamış? Bunlar Türkiye'yi adeta bölgenin lojistik üssü haline getirmiş. Bizim özgüvenimize saldırıyorlar. Bizim özgüvenimize saldırarak yaptığımız işten endişe duymamızı sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden asla ne yapmayacağız? Özgüvenimizi kaybetmeyeceğiz. Kendimize güveneceğiz. Türkiye'ye güveneceğiz. Birbirimizle kol kola, sıkı sıkıya verip Türkiye'yi Allah'ın izniyle bunlara 2023'te bırakmayacağız kardeşlerim. Deniz abi, öyle bir hava oluşturuyorlar ki biz sanki Türkiye'de bunca yıl hiçbir şey yapmamışız, taş üstüne taş koymamışız. Bunu dikili bir ağacı olmayanlar söylüyor diyor. Adeta 18 yıl boyunca yaptıklarımızla bu salgına hazırlanmışız. Yani sanki böyle bir salgını bekliyormuşuz da böyle bir hazırlığın içine ya girmişiz. Şöyle, biz şey değil, namert insanlar değiliz. Doğruya doğru deriz. Yaptıkları güzel şeyler oldu, olmadı değil. Evet. Yani ama Victor Hugo'nun bir kitabında bir cümlesi var. Ben açık denizde, fırtınada, dalgalarla nasıl mücadele ettiğinden çok gemiyi limana getirip getirmediğine bakarım diyor. Yani evet, açık denizdeyken... O gemide kimler var? Esnaf var. Tabii tabii. Dar gelirli var. Tabii. Geçim yani, derdini yaşayanlar var. Tamam, açık denizdeyken gemiyi iyi idare... Yani 20 yıldan bahsediyoruz. Ama herkesin yolculuktan evinde de araba varmış. Kapıcıda bile araba varmış. Herkesin cebinde 2-3 tane cep telefonu varmış. Özgüvenimize saldırıyorlar diyor Mahir Ünal. Yani, benim uydurmam olmasın özgüven, da özgüvenine şöyle, bir saldırı mı var? Özgüven başka saldırılarla etkilenecek bir şey değildir. Özgüven zaten bir temeli vardır ve kendine güvenirsin. Kim ne derse derse bakmazsın yani. Böyle bir şikayet de etmezsin yani başkalarından. Söylediğinin haklılık payı var. Güzel şeyler olmadı mı bu ülkede? Oldu. Ekonomimiz düzeldi. Dolar neredeyse 1 lira 1 dolar olacak mı diye konuşuyorduk. Ama o zaman bu 20 yıl içinde dalgalarla nasıl mücadele ettiğinden çok bu gemiyi biz limana getirip bağlayabildik mi, bağlayamadık mı ona bakıyoruz. Biz mühendislik eğitiminde İlker, sonuç önemlidir. Yani
Ben reaksiyonu başlattım, katalizör kullandım, şu maddeleri koydum. Ama niye olmadı yani? Hani şimdi... Şimdi bizde şey vardı ama böyle, tabii ben mühendislik fakültesi okumadım ama mesela sosyal bilimlerde ya da ortaokulda, lisede gidiş yolundan da puan veriliyordu ya, hala gidiş yolundan puan istiyor galiba. Gidiş yolundan puan istiyor ama burada yani ülkede sonuç önemlidir ya. Şimdi izleyicilerimiz mesaj atıyor, sen ay sonu diye şey yapmışsın etiket. Diyor ki ne ay sonu, hafta sonunu zor getiriyoruz, ay sonu kaldı. Maalesef. Gübreye neredeyse haftada bir 100 lira civarında zam geliyor. Kömüre zam geliyor. Yani ben geçen hafta bir gübre fiyatı söyledim. Mesaj atıp bir izleyicimiz çok kızmış bana. Sen ne diyorsun, 3600 demiştim ben de. Şey 360 lira bir 50 kiloluk bir gübre paketi diye. Meğerse 400 küsür olmuş. Yani bir hafta içinde nereden bileyim ben, o kadar takip edemem ki yani. Hani çiftçi olsam belki hani fiyatlarını kontrol ederim. Ali, yani sen bu... Yavuz sakinliğinde anlattın ama işin gerçeğinin öyle olmadığını da görmüş olduk. İzleyicilerimiz bizi uyardı. Evet. 2023'te hani şey diyor mesela, bunlara bırakmayacağız, yine biz yapacağız, biz düzelteceğiz. Ya inşallah ikna eder ve boşluğa düşmez ama yani gerçekten şöyle bir durum var. Sonuç ortada. Sonuç ortada. Yani millet sonuca bakıyor. Bu da güzel etiket olurmuş. Ben onu bir not alayım da. Sonuç ortada diye. Evet abi. Dolayısıyla da millet sonuca bakıyor. Yani el mi yaman, bey mi yaman, millet o zaman karar veriyor. Sonuca bakıp karar veriyor. Keşke millet öğretmen gibi olsa da gidişine de yoluna da biraz puan verebilse ama olmuyor yani. Şimdi gelelim. Senin de sorduğun soru, ben mi uydurdum? Ben şunu sordum. Çok bağırınca çok mu haklı oluyorsun? Çok bağırınca çok mu haklı oluyorsun? Şimdi mesela siyasette yüksek tondan böyle güldür güldür cümleler kurulduğunda bizim haklı oluyor mu, olmuyor mu? Bizim televizyon programlarında da oluyor ya. Bazı arkadaşlar böyle bir bağırıyor, çağırıyor, zannedersin şey. Hani en haklısı şeyin o oradaki Haziru'nun. Orada ne hissediyorsun peki abi? Yani hayır, sonra reklam arasında ya kardeş bakma böyle dediğime, bunu söylemek zorundayım falan deyince sen bütün şeylerini kaybediyorsun, düşüyorsun böyle. Ha, bunu söylemek zorundayım. Öyle tabii yani. Neyse, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ben sana demişim ki 6 ay 7 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Ben de iyi hatırlıyorum o dönemi. Staşer İçişleri Bakanlığı dedim. Bir de beni şikayet ediyor, bana İçişleri Bakanı böyle söyledi diye. Bir saniye. Ben sana Staşer İçişleri Bakanı dedim. Ustasın usta. PKK ile HDP arasında dans etme ustasın, dans etme. 2023'te bir ittifakın hesabını yapıyorsun. Kim bu ülkenin bölünmesinin altına imza atar da bir ittifak hesabı için bu ülkenin özgür aramızda şu anda 15,5 puan var. 15,5 puan. 15,5 puan var. Öyle yok, öyleydi. Yok, öyleydi. 2023 yılında tahta düşünecek, kendiniz görülecek. Benim kelimem açıklayacak. Bize hesap soracak. Sor. Kayber'den Marmaris'ten uçağa bindi. Milletinin bağrına geldi 15 Temmuz gecesi. Sen de bir odaya tıkandın kaldın Kılıçdaroğlu. Kimin kimle beraber olacağını hesabını, evet, 2023'te bu millet sana sorar. İçişleri Bakanı böyle yüksek tondan 15,5 puan önde ise mesela, hani bu kadar da muhalefetin erken seçim çağrısı talebi varsa niye gitmiyor diyorsun? Yani hani neden bekler ki? Milleti düşünüyorlar. Erken seçime gidilirse seçim masrafları ortaya çıkıyor biliyorsun. Doğru. Böyle bir krizde, ekonomik krizde yeni seçmen masraflar... Seçmen garantili sandık falan, oradan bir sürü bir şey. Yeni doğru masraflar çıkarmamak lazım ama yani iyi. Motivasyon güzel yani. 15,5 puan. Şimdi mesela... Fatih Portakal'ın şeyi vardı ya, aklımızla alay ediyorlar diye.
Evet, Fatih abiye de buradan bir günaydın demiş olalım, evet. Bu şekilde. Dün mesela... şeyde gördüm, Bekir Coşkun'un, Bekir abinin adına Cunda'da bir kütüphane açılmış onun kitaplarıyla. Orada gördüm, bütün gazeteci meslektaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz hepsi orada. Çok da güzel bir kütüphane olmuş. Belediye yapmış, Ayvalık Belediyesi. Bir böyle tarihi bir taşef. Evet, buradan bir rahmet istedi Bekir abi. Deniz abi, bir de kapatmadan bir de selam varmış galiba. Evet, bizim hemen o selamı da iletelim. Ayça var bizim. Öyle. Arkadaşımın kızı Kıbrıs'ta, üniversite öğrencileri sabah bizi izliyorlarmış. Günaydınlarımızı iletelim bizler de. İletelim. Ayça'ya buradan selamlarımı ileteyim. Deniz abi çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Bakalım nerede olacağız önümüzdeki hafta. Onu da şu anda tam olarak bilemiyoruz. Burada mı olacağız? İstanbul'da mı olacağız? Nerede yapacağız yayını? Bakalım belki bir sürpriz yaparız. Sen nerede olmak istersin? Burada olacağız büyük ihtimalle. Tamam, ama burada yapalım. Ben hava durumuna baktım. Haftaya cumartesi güzel görünüyor. Güzel gözüküyor. Hava güzel. Şimdi fena değil. Şimdi dondum İlker, ellerim üşüdü ya. El insan. Ya abi, ben bir Karslı'nın üşümesine anlam veremiyorum efendim. Ama neyi hallettik biz? Yükseklik korkusunu hallettik. Tabii, bu üşüme meselesinde söz veriyorum ben. Halledeceğim. Tamam. Merak etme abi, onu da bana bırak. Tamam. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zerek'le konuştuk gündeme dair. Ve şimdi ben kendisini uğurlarken siyasete dair yeni açıklamalar var. Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan ittifaklarla ilgili hemen kısacık onu yayınlayalım. Sonra ekonomi penceresi de açacağız. Konuğumuz da geldi. Birazdan ekranlarınızda taşıyacağız kendisini. Biz biliyorsunuz herhangi bir ittifakta yokuz. Tezkereler zor kararlardır. Yani vebal içerir. Her türlü vebali olur. İkilemler arasında karar verirsiniz. Böyle çok... Hiçbir zaman net karar olmaz bu tezkereler. Ama ne yapacaksın? Yani tezkerelere şimdi evet diyenlerin bir kısmının içinde belki fırtınalar kopuyor olabilir. Ya aslında hayır mı olsaydı diye. Hayır diyenlerin bir kısmının içerisinde fırtınalar kopuyor olabilir. Ya acaba evet mi olsaydı diye. Biz ne yaptık? Biz bu konuya çok analitik yaklaştık öncelikle. Bizim 50 kişilik bir genel merkez yönetim kurulumuz var. Genel merkez yönetim kurulumuza bizim Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanımız bir sunum yaptı. Tamamen teknik bir analiz. Evet yana, hayırdan yana görüşler vardı. Çekimser kalalım diye görüşler vardı ve çekimser kalalım diyenlerin sayısı evet ya da hayır diyenlerin sayısından daha fazlaydı. Yani öyle bir eğilim oluştu, öyle bir temayül oluştu. Çekimserlik de demokrasinin bir gereği. Parlamenter sisteme geçildiğinde ise parlamenter sistemde her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayı. Yani eğer öyle olmasa parti niye var? Yani buradan... Dolayısıyla bu işin tabiatında var. Yani işin tabiatında öyle. Ancak şu var ki biliyorsunuz mevcut sistemde bir de bir ittifak ve ortak cumhurbaşkanı adayı modeli var. Daha önceki seçimde yani 2018 seçimlerinde bunu en azından Cumhur İttifakı uyguladı. Seçim atmosferine girildiğinde, seçim sayacı artık çalışmaya başladığında o günkü şartlara göre bir karar vereceğiz. İttifak aslında bir seçim ittifakı. Fiili durum aslında biraz koalisyonlara benziyor. Yani evet. Bugün eğer AK Parti ile MHP beraber ortak bir irade ortaya koyuyorlarsa bu aslında eski koalisyona benzer bir yapı. Yani bugün mesela dese ki Sayın Bahçeli, ya kardeşim bu iş olmuyor. Ben bu işten zarar ediyorum. Hem ortağım hem de ülke kötüye gidiyor. Ben çekiliyorum bu işten dese o anda biter. Der mi? Konuyu dağıtmayayım ama der mi? Deme ihtimali var. Daha önce var dedi. Hakarete yaklaşan ifadeleri var Sayın Erdoğan'la ilgili. Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diye bağırıyor meydanlarda, mitinglerde yani. Neden böyle desin bunu? Ama dönüyor işte bir sonraki seçimde de bizim adayımız diyor Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Bunu Sayın Bahçeli dedi yani. Sayın Erdoğan ne diyordu? Erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir diyordu. Kayıtlarda bunların hepsi ha. Sonra 2018'in Haziran'da erken seçim kararı aldılar. Milli Gazete'den ve Akşam Gazetesi'nden iki haber okuyacağım. Sonra bir haber paylaşacağım sizinle ve konuğumuzla sohbetimize geçiş yapmış olacağız. Ay sonu bugün başlığımız. Instagram'dan da Twitter'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Sizin için bu ay nasıl geçti? Ay sonunu getirebildiniz mi, getiremediniz mi? Lütfen buna dair mesajlarınızı bizimle paylaşın. Emekli maaşlarını ve asgari ücreti insani seviyeye getireceğiz. 20 yıllık İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcısının dünkü vaadi başlığıyla
paylaşılmış bir haber Milli Gazete'de. 2002 yılında iktidara gelen ve yaklaşık 20 yıldır ülkeyi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin en azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var. Onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Yani şunu mu söylüyor? Evet, onu söylüyor aslında. Asgari ücretli geçinemiyor ve asgari ücrette geçinilebilecek oranlarda, seviyelerde değil. Emekliler geçinemiyor ki çoğu yine asgari ücretin altında maaş alan, hani çoğu demeyeyim, belki rakamsal olarak hata da yapıyor olabilirim. Asgari ücretin altında maaş alan emeklerimiz var. Onlar da insani şartlar altında yaşamıyorlar, geçinemiyorlar. Aslında bunu söylüyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Akşam Gazetesi bir müjde şeklinde vermiş. Ona da bakalım. Asgari ücretli emekli ve esnaf için iyi haber. En sonunda iyi haber. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz maaşlara zam hazırlıkları ve esnafa yeni fon işaretini verdi. Bence buradaki iyi haber hepsinden öte şu. Sayın milletvekilinin gelmiş olduğu nokta. Yani her evin önünde araba var. İnsanların cebinde 2-3 tane telefon var, pahalı telefonlar. Hani bu seviyeden evet asgari ücretli ve emeklimiz geçinemiyor noktasına gelmiş olması bence en iyi haber bu. İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da boş, bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Zor bir kış olacağını öngörüyoruz. Hayat pahalılığı meselesini ben görmüyor değilim. Cumhurbaşkanının bereket, bolluk diyerek ekonomik tabloya yönelik eleştirilere yanıt vermesinden iki gün sonra AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, hayat pahalılığını görüyoruz, kış zor geçecek dedi. Daha önce her evde araba, 2-3 telefon cümlesiyle dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bu kez de asgari ücretle geçinmenin zorluğuna dikkat çekti. Bu yıl asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak. Ona getirilecek. Artık işverenlerimizin ne kadar maliyetler yükseliyor demesine rağmen hep beraber kazan. Bu gemide hepimiz varız. Bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. Hayat pahalılığı yok diyemem. Geçim sıkıntısı şu anda yok diyemem. Doğal gaza gelen zam, elektriğe gelen zam, tüp gaza gelen zam, bütün bunları düşündüğünüz zaman bakın bunların içinde daha yiyecek yok. Nasıl geçinecek bu insan? Ve bir kara kış hepimizi bekliyor. Muhalefet peş peşe gelen zamlar sonrasında vatandaşların kış ayında elektrik, doğalgaz, kömür paralarını ödemekte zorluk çekeceğini söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'yı ve Amerika'yı işaret ederek muhalefeti eleştiriyor. Ancak AK Parti cephesinden de arka arkaya geçim zorluğuna ilişkin açıklamalar geliyor. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. Dünyada enerji fiyatları bu kadar yükselirken bizim burada rahat geçineceğimizi ben söylemiyorum. Şimdi onların gayri safi milli gelirleri biraz daha yüksek olduğu için bunu çok şiddetli hissetmiyor olabilirler. Biz daha şiddetli hissediyoruz. AK Parti Genel Merkez Yöneticisi Ömer Serdar Kanal 42 televizyonunda konuştu. Özellikle dar gelirlinin sıkıntısı var dedi. Ticaret yapan kesimin çok önemli ölçüde etkilendiğini düşünmüyor. Bu ortamdan en fazla düşük ücretlilerin etkilendiğini söylüyorum. Ücretli kesimin ücretlerini yükseltmek zorundasınız. Bu yıl şunu söyleyebilirim. Asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var. Onların da emeklilik ücretlerini yaşanabilecek bir noktaya gelecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de milyonlarca asgari ücretlinin, emeklinin yaşam zorluğunun altını çizdi. Maaşları yaşanabilir seviyeye getireceğiz dedi. Ankara Kitap Fuarı için başkente gelen, ki aynı zamanda kendisinin de evi ama evlendi ve İstanbul'a kaçırdık maalesef, Doktor Murat Kubilay'ı şu anda yanımızda, ekonomiyi konuşacağız. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Ankara'ya Çalar Saat hafta sonuna. Şimdi haberimizi izlediniz. Emekli için de, asgari ücretli için de acaba neredeyiz, hangi noktadayız? Onu bize bir söyleyebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu işçi ve işveren arasındaki pazarlıklarda algı çok önemli. Psikolojik güç kimin elinde, o önemli. Biz hep neyi konuşuyoruz? Asgari ücret enflasyonun altında bırakılmadı. Sağ olun, kalemizde çok gol yemedik. İyi de
amaç Türkiye her yıl çok büyüyorsa, iddia edildiği gibi zenginleşiyorsa ne yapmamız lazım? Bizim bu büyümeden de üstümüze düşen payı almamız lazım. O oluyor mu? Olmuyor. Mesela bu yıl resmi enflasyon beklentisi yaklaşık %18. Büyüme beklentisi de %9. Tutar tutmaz bir kenara bırakıyorum. %27'yi asgari ücrete zam olarak yansıtmaları lazım toplamını. Peki bunu yapacaklar mı? Önceki yıllarda pek olduğunu görmedik. Belki seçim yıllarında birazcık daha iyi gitti. Dolayısıyla bu işçinin durumunu paylaşırken en çok dikkat etmemiz gereken şey enflasyonu yenilmemek değil, gol yememek değil. Gol atmamız lazım. Büyümenin payı bize gelmesi lazım. Biz büyüttük bu ülkeyi. İkincisi, herkes asgari ücretli değil ki. Bu özellikle devlet memurları asgari ücretin üstünde alıyor ki alması gerekiyor. Dünyada, gelişmiş ülkelerde nüfusun, çalışanların %5'i ile 10'u asgari ücret alır. Vasıfsız, güvencesiz işlerde çalışanlar için verilen bir ücrettir. Ama bizde DİSKAR'ın araştırmasına göre %45'e çıkmış durumda bu. Yani ortanca ücret çalışan haline gelmiş. Çalışan nüfusun %45'i asgari ücrettir. Evet. O zaman şunu söylüyor sayın yetkili. Çalışan nüfusun yarısı ve hani emekliler de buna dahil edildiğinde onlar insani seviyelerde yaşamıyorlar. Değil. Zaten en son açıklanan veriye göre de 4 kişilik bir ailenin yoksulluk için asgari gelirin 10.000 TL olması gerekiyor. Evet. Şu anda diyelim ki yoksul olmak da zor hocam. Ya 10.000 lira kazanman gerekiyor yoksul sınıfına girmek için. Doğrudur. O yüzden bizdeki artık yoksulluktan yokluğa doğru giden başka bir boyuta geçiyoruz. Bunu eyvah, biraz bahsetmemiz gerekecek. Ama bir şey daha söyleyeyim. Yani çok unutuluyor. Bu ülkede devlet memurları da var, özel sektörde beyaz yaka çalışanlar da var. Bunlar hiçbir yıl enflasyon oranı kadar, resmi enflasyon oranı, buna da inanmakta güçlük yaşıyoruz ama almakta hep zorlandılar. Ve orta gelirle Türkiye'de çok ciddi şekilde yoksullaştı. Evet, bir eşitleşme oluyor toplumda ama hep aşağıya doğru inerek aşağıda yoksulluğu paylaşmakta eşitlenmiş oluyoruz. Yani bu yıl içinde bunun düzelmesi için de bir beklentim maalesef yok. Tabii ki seçimler birazcık daha devlet memuru ve emekli zamanlıkta. O zaman kesenin ağzı acaba açılır mı? Bir seçim havası, atmosferi. Şimdi belki şaşırtıcı gelecek ama bu yıl bütçe performansı iyi gidiyor. Ve buna rağmen de hala çok fazla bir daha sosyal yardımları tetikleyecek önlemleri yapmadı hükümet. Bilemiyoruz neden. Ben şöyle düşünüyorum. Sanıyorum seçimleri 2023'e bırakmak istiyorlar. Tabii ki seçim öncesinde bu her hükümette seçim paketi kullanır. Bu elindeki teçhizatı, cephaneliği sonraki döneme aktarmak istiyor. Bu yılın bütçesinde de şu ana kadar bunu görmedik. Ama biliyorsunuz seçim bir anda gelebiliyor Türkiye'deki siyasi değişimler. O zaman birazcık daha iyi olur. Ama bu da yaraya pansuman. Yani bizi zenginleştirmiyor. Sadece yoksullaştırmanın hızını yavaşlatıyor. Bunu da belirtmek gerek. Şimdi hocam bugün başlığımız ay sonu. Ayın 1'inden ayın 31'ine biz ekonomide neler yaşadık? Temmuz ayından beri beklediğimiz bir şahlanma var. Hani bu ayda maalesef göremedik o şahlanmayı. Ama başka neler neler oldu? Bir altını çizsek. Hemen şu Temmuz ayındaki şahlanma kelimesinin arkasını doldurmak istiyorum. Orada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendi uzmanlık alanında değil. Söyleme nedeni şuydu. Baz etkisinden ötürü geçen yıl pandemiden ötürü çok küçüldüğümüz için bu yılın ilgili çeyreğinde çok büyüyeceğimiz belliydi. Bu bir yıl öncesinden belliydi eğer pandemi en ağır koşullarda devam etmeseydi. Bunu bu şekilde lanse ettiler ama işte kurun, dolar kurunun bu kadar yukarı çıktığı dönemde şahlanmak gerçekten trajikomik kaldı. Ekim yerine Eylül başından başlamak istiyorum çünkü çok önemli bir kırılma noktası oldu. Mart ayında hatırlarsanız Merkez Bankası başkanı değişti. Faizler erkenden inecek, parasal genişleme yapılacak diye kur yukarı çıktı. Evet. Sonra yapılmadı. Bir 6 ay böyle idare ettik. Ta ki Eylül başına kadar. Eylül başında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu çıktı ki biz aslında çekirdek enflasyonu da dikkate alacağız dedi. Tabii hangi çekirdek enflasyonu? Birden fazla var ama biz biliyorduk hangisinden bahsediyor. En düşük olandan. Enerji ve gıdanın evet, dahil olmadığı. Birçok temel ürün dahil olmadı. Ve bunun neticesinde hemen geçtiğimiz ay faiz indirimi başladı. Tabii kur da 8.28'e kadar inmişken dolar kuru bir anda bizi yukarı doğru çekti. 9'a doğru yakınsadık. Şimdi bu aya geliyorum. Sürpriz bir şekilde para politikası kurulu üyelerinin 3 tanesi görevden alındı. Nedeni de tam açıklanmadı. Arkasından hemen bir şey daha oldu. Hemen PPK toplantısı yapıldı. Herkes 0 veya 50 baz puan indirim beklerken bir anda 200 baz puanlık indirim geldi. Kur tabii ki 9.60'a çıktı. Yetmedi. Cuma'dan pazartesiye bir büyükelçi krizi yaşadık. Kur 9.80'i geçti. İzleyicilerimiz unutmuş olabilirler. Bu yıl içerisindeki en düşük kur 6.90'dı. 6.90'dan 9.80'e kadar neredeyse 3 lira. Of. %40'tan fazla bir artış yaşadık. Şimdi Eylül ayında bunun artık enflasyonist etkilerini görüyoruz. Hocam şu eklemeyi yapsam doğru mu hatalı mı? Mesela her 10 kuruşta bütçeye binen yük 24 milyar lira.
Doğru mudur yoksa başka bir hesap mı var? Şöyle söyleyeyim, yok, hesap gayet basit. Türkiye'nin kabaca 250 milyar dolar kadar bir merkezi hükümetin borcu var. Bu borcun %58'i de dolar, avro veya altın cinsi ve aşırı yüksek bir rakam. Altını çizeyim, son 20 yılın, yani 90'lar da dahil edersek 30 yılın en yüksek döviz cinsi borçlanmasındayız. Ülke öyle. Hala kur yukarı gittiği zaman doğrudur, artıyor. Sadece devlet yoksullaşmıyor, özel sektör de yoksullaşıyor. Özel sektörün de ciddi döviz pozisyon açığı var. Mesela niye biz işsizlik sorunu yaşıyoruz? Türkiye 2015 yılı birinci çeyreğinden 2020 yılı birinci çeyreğine kadar 5 yıl boyunca ortalama %3 büyüdü. Özel sektör istihdamı ne kadar arttı? Sıfır. Niye? Şirketler döviz borçlu. Kur sürekli yukarı gidiyor. Zarar yazıyorlar. Yatırım yapamıyorlar. Yatırım yapamayınca da istihdam artmıyor. Ama Türkiye'nin nüfusu genç. Her yıl 600 bin kişi iş gücü piyasasına giriyor. İşsiz oluyor. İşsizlik rekor kırıyor. Dolayısıyla kur artışı hakikaten çok önemli. Bir de devletin zararından bahsettik ya. Evet. Onu yokluğa bağlamak istiyorum. Yoksulluk değil. Bakın bizdeki ilaç fiyatlarını işte SGK bir şekilde karşılamaya çalışıyor. Arasındaki farkı da söyler misiniz? Yoksullukla yokluğu. Tabii. Yoksullukta zaten satın alma gücünüz oldukça düşük oluyor. Paranız da yok, alamıyorsunuz. Yoklukta artık fiyatlar öyle bir noktaya geçmiş ki daha varlıklı bir kesimdeyseniz bile ülkeniz o ithalatı yapmakta zorlandığı için, dağıtıcılar, ithalatçılar getirmekte zorlandığı için, döviz bulmakta biraz sıkıntılar yaşandığı için paranız olsa bile alamıyorsunuz. Paranız hiç yoksa zaten siz en temel hayat fonksiyonunu anca yaşar hale geliyorsunuz. Bunun da en iyi örneği ilaç. Bizde ilaçlar avro kuru üzerinden fiyatlanıyor ama ona devlet ciddi bir kesintiyi uyguluyor. Yani o avro kuru bugün gördüğünüz 11 lira olmuyor. Daha düşük, oldukça daha düşük oluyor. Böyle olunca tabii ithalat yapmak zorlaşıyor. İzleyicilerimiz fark etmişlerdir. Bazı ilaçları almak istedikleri zaman kapsamın dışında bırakıldıklarını bir anda görüyorlar. Tabii bunlar da enteresandır. İhracat rekorları davul zurna ile kutlanır, duyurulur. İthalat duyurulmaz. Bu tip kapsamdan çıkarılanla duyurulmaz. Özetle biz genelde enflasyonla ölçüyoruz döviz kurunun bizim hayatımızdaki yarattığı yoksullaşmayı, ama böyle bir etkisi daha var. Devletin bize sunduğu kapsamlar, hizmetlerin kapsamı daralıyor. Yani okullara gittiğimiz zaman, devlet okullarına daha az tuvalet kağıdı göreceğiz. Bakın komik geliyor belki ama gerekli hijyen için, hem de pandemi döneminde. Dezenfektanları daha az göreceğiz. Bu kış aylarında daha zor ısınacağız. Daha az devlet destek verecek. Doğalgaz fiyatları dünyada 4 katına çıktı. Kömür fiyatları 4 katına çıktı. Bizde 5 katına çıktı. Bir de çünkü Türk lirası ağır değer kaybetti. Şimdi bu ortamda biz bu ürünlerden dışa bağlıyız. Türk lirasının olması gereken istikrarını, gücünü de koruyamıyoruz. Haliyle ne olacak? İşte ben buna son 20 yıla en çetin kışı diyorum bu yıl. Bu yıl maalesef sadece meteorolojik anlamda değil, aynı zamanda iktisadi anlamda donacağız. Murat Hocam, şimdi o zaman bir haber izleyelim. Aynı zamanda sizin uzmanlık alanınız, mühendislerimiz, işsizlik ve onların yaşadığı sorun. Bu acaba önümüzdeki süreçte sizin gözlemleriniz, baktığınız işte rakamlar, okumalarınız acaba önümüzdeki dönemin daha olumlu olduğunu söylüyor? İşsizlikte bir istihdam artışı, işsizliğin azalması, yoksa bambaşka bir tablo, yine olumsuz bir tablo mu var karşımızda? Ama önce bir genç mühendislerimiz diyelim. Mesela her 10 genç mühendisten birisi işsiz, ya da kimi rakamlara göre daha fazlasının işsiz olduğu söyleniyor. Yaklaşık 1,5-2 senedir elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezunum. Başvurduğum firmalardan olumlu bir sonuç alamıyorum. Gerekli istihdam alanı yeni mühendisler için yaratılmıyor. Çevre mühendisiyim ben. Yüksek lisans yaptım, doktora yaptım. Çoğu işini yapmıyor, öyle söyleyeyim. Kendi işini yapmıyor yani. Böyle bir sıkıntı var. Neredeyse hiçbir iş yeri mühendise verilmesi gereken değeri vermiyor. Bizim gibi yeni nesil, yeni mezunlar işsiz olarak bekliyoruz. İş arıyorum ve hala da iş bulabilmiş değilim. Diplomalarının karşılığını iş olarak beklerken işsizlik gerçeğiyle yüz yüzeler. Mühendislik mezunları iş bulamıyor. Elektrik Mühendisleri Odası'nın raporuna göre Türkiye'de her 10 genç mühendisten 4'ü iş arıyor. Elektrik Mühendisleri Odası'na üye olan ünvanı elektrik, elektrik elektronik, elektronik haberleşme, biyomedikal mühendislerin arasında genel işsizlik oranı %33 civarında şu anda. 2020 yılında mezun oldum. Yeni mezun, tecrübesiz bir mühendisim. Son 6 aydır işsizim, iş arıyorum. Gittim bütün her yerde, kapılar yüzüme kapanıyor. Ekonomik olarak gerçekten zor durumlar yaşıyorum. 60'a yakın iş yerine başvuruda bulundum. Sadece 6 tanesinden geri dönüş alabildim. Onlar da tecrübesiz olduğumu, yeni mezun olduğumu söyleyip
Bana çok cüzi bir ücrette maaş teklifinde bulundular. Tek sorun mezun olduklarında işsiz kalmaları da değil, işsizlik süreleri de çok uzun mühendislerin. 1-2 yıl aşkın sürelerle iş arıyorlar. Sonrasında teklif edilen ücretlerse asgari ücret düzeyinde oluyor. Asgari ücret vasıfsız. Yani herhangi bir eğitim almamış ya da minimum düzeyde eğitim. Yani mesleğine özel bir eğitim almamış kişiye verilecek ücretli. Tabii Türkiye'de bu asgari ücret aslında doğal ücret şeklinde isim değiştirmesi gereken bir noktada. Ben bu bölümü okumak için devletten KYK kredisi aldım. Şu anda asgari ücret kazansam ancak hayatımı idame ettirebilirim ve KYK kredimi ödeyemem. Üniversitede en az 4 sene okumuş, işte belki üstüne başka eğitimlerini almış, meslek içi eğitimleri almış bir insanın bu asgari ücretle çalışması doğru değil. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi hazırladı raporu. O rapora göre işsiz genç mühendislerin %40'ı bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Asgari ücrete razı da olsa iş bulamıyor. Haksızlık. Çok büyük bir haksızlık bence. Hak ettiğimizin bu olduğunu düşünmüyorum. Ben mesela yüksek mühendisim. Yani yüksek lisans bitirdim. Ama yine o civar bir ücretle başlıyorum. Yani mecburum. Herkes öyle diye düşünüyorum. Yani zor. Yani ben işte ailemle yaşıyorum. Eğer tek başıma yaşamaya kalksam öyle bir hani kira falan vesaire çok zor. Gençlerimiz bunu yaşıyor hocam. Peki hani burada bir çözüm ne kadar yakınız? Ne zaman yaklaşırız? Hiç yakın değiliz. En kötüsünü dahi görmedik. Böyle söyleyeyim. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hocam? Beyin göçüne ilişkin haberleri okumaya maalesef devam edeceğiz. Biraz daha altını doldurmak istiyorum. Bu verileri aynı zamanda TÜİK de yıldan yıla açıklıyor. Yani henüz 2021 yılını bilmiyoruz. 2022'de onu öğreneceğiz ama bilgisayar gibi hani çağın ihtiyaçlarına daha önemli olan bir alandaki 2 yıllık ve 4 yıllık okul mezunlarında bile her 8 kişiden biri işsiz. Yani çağın ihtiyaçları, dünya bunu istiyor, yurt dışında iş bulma imkanları var. Bu da aslında durumun ne kadar kötü her olduğunu. Her 8? Kişiden 8 bilgisayar alanında 2 yıllık 4 yıllık okul mezunundan biri işsiz maalesef. Of. Tabii daha az rağbet gören mühendislere giderseniz durum haliyle daha kötü. Hani isimlerini vermeyeyim o alanları rencide etmemek için ama hakikaten bazı alanlarda iş bulmak çok daha zor. En zoru ben de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olduğum için rahatla söyleyebilirim. Bu fakültedir yine Fen Edebiyat Fakültesi'de. Buralarda genç işsizlik %30'u geçiyor. Resmi veriler TÜİK tarafından açıklanan genç işsizlik %22-23 civarında. Ama yine TÜİK tarafından verilen veriyle biz bunu da geniş tanımlıyı, yani sadece son 4 hafta iş aramış da bulamamışları değil de aslında iş bulsa çalışmaya hazırlar eklediğimiz zaman %34'e çıkıyor. Ama bu da her şeyi vermiyor. Çünkü alanın dışında çalışmak diye bir şey var. Yani biri gitmiş, hadi işletme iktisadı biraz daha bir kenara koyalım. Mühendislik gibi bir alanı bitirmişsiniz ve siz tezgahtarlık yapıyorsunuz. Kuryelik yapıyorsunuz, garsonluk yapıyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda istatistiklere siz ne yansıyorsunuz? Çalışıyor. Aldığınız ücret bir kere genellikle kayıt dışında çalışıyorsunuz. Ama ücret, işini yapıyor ücret. Mu? Eğitimini aldığı ve işi yapıyor mu? Daha da ötesi şu, hani bunun yaratmış olduğu kişisel tatmin kaybını, gelir kaybını bırakıyorum. Milli servetimiz, bir beşeri servet olan bilgi birikiminden de faydalanamamış oluyoruz. Biz o zaman niye bu kadar kişiyi üniversiteye yolladık? 8,3 milyon üniversite mezunu var. Resmi rakamlara göre de %17 işsizlik var. En az 2 yıllık okul mezunu. Buna doktora mezunları da dahil. Burada geniş tanımlı onu TÜİK vermiyor alt kırımları. Ama tahmin ediyoruz ki o da %30 civarında bir rakam çıkacaktır. Diğerlerinden bir benzetme yaparaktan bunu bulmaya çalışıyoruz. Haliyle böyle bir ortamda biz en kötüyü görmedik. Her yıl net 600 bin yeni üniversite mezunu önümüzdeki 3 yıl boyunca her bir yıl bakın 600 iş gücü piyasasına girecek. Ve bunların çoğu ya işsiz kalacak, ya kendi alanın dışında çalışacak, asgari ücret alacak, belki daha altında. Çünkü iş öğretiyoruz diyerek asgari ücretin altındaki işler, sigortası işler normalleştiriliyor. Ama bu kanunen açık bir suç. Biz bunu çok normal sayıyoruz ama SGK primini kaçırmak demek. Hani vergi kaçırmak nasıl bir ağır suçsa bu da böyle. Ve bunun neticesi de tabii hem gençler mutsuz, aileler mutsuz. Çünkü aileler de son ceplerindeki paralarla çocuklarını okullara göndermişler. Son bir boyutu daha var, o da en kötüsü. Şimdi sıfır seviyesinde olsak, deniz düzeyinde olsak gene iyidir. Daha da aşağısındalar. Çünkü KYK borçları var. Yani mezun oldunuz, iş yok. Ne yapalım? Bir süre dinlenirim. Sonrasında da bir iş bulurum. Yok öyle. Bir de üstüne kaç yıl boyunca birikmiş olan borcu faiziyle ödeyeceksiniz. Faizi de ÜFE, Üretici Fiyat Endeksi. Son ÜFE kaç? %44.
Of. Böyle bir faizle de bu borçlar maalesef katlanıyor. İş bulamayınca, iş arama süresi uzayınca ücretler ortalama düzeyi düşünce de gittikçe artıyor. Yani artık doğrudan meslek kazandırmayan alanları geçtim. Mühendisliklerde bile durum böyle. Son bir tane daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Böyle giderse kimsenin moralini bozmak istemem ama 10 yıl sonra Türkiye'de tıp doktorlarının dahi iş bulma garantisi kalmayacak. Bunun da altını çizeyim. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiniz, Ankara'ya geldiniz, kitap fuarına geldiniz. İyi ki sizinle denk geldik. Hemen de ekranda buluşmayı başardık. Sağ olun. Ben şimdi sizi uğurlayacağım. Eve gideceksiniz annenizin, babanızın yanına. Onlara da selamlarımızı iletelim. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Saat 3 ile 5 arasında kitap fuarında değil ama bu sefer reklam olmayacağını varsayıyorum. One Tower AVM'de arkadaş kitap evinde bir imza törenimiz olacak. Vakti olanlar gelebilirlerse tanışırız, konuşuruz. İletmiş. Sevinirim. İletmiş olalım. Efendim şimdi bir mola verelim. Daha konuşacağımız çok konu ve haber var. Günaydın bir kez daha. Kapalı ve yağmurlu bir Ankara sabahı. 31 Ekim 2021 günlerden pazar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Bu dilekle Çalar Saat hafta sonuna devam edelim. Ankara'da hava böyle. Sizin orada, memleketinizde acaba yeni gün nasıl başlıyor pazar günü? Bunu da bizlere yazıp gönderebilirsiniz. Başlığımız ay sonu. Ay sonu başlığı altında konuşuyoruz. Ayın sonunu getiremediğini söyleyen o kadar çok izleyicimiz var ki. Şimdi gazeteleri bir kenara koyalım. Zaten bolca da söz ettik. Daha fazla sizlerden gelen mesajlar, onlara bakalım. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem bizi hem Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz, herkese selamlarımızı iletelim peşin peşin. Ve şimdi hep böyle eksiklerden bahsettik, biraz da bolluktan mı söz etsek acaba diyoruz. Tezgahlara gelen o bolluk, lüfer bolluğu mesela ya da hamsi bolluğu acaba fiyatlara ne kadar indirim, ucuzluk olarak yansıyor? Bunu da bir taraftan soralım ama lüfer bolluğu demeden de geçmeyelim. Ne güzel balıklar, ne güzel balıklar. Bu sene bol bol lüfer, ki hiç bulunmayan bir balık, bugün biraz sıkıntılı. Bugüne, düne kadar çok iyi gidiyordu. Bugün havanın lodos olması, balıkçıların çıkamaması, %100, %120 fiyatlar arttı bugün. Lüfer bolluğu var diye sosyal medyada haberler görüyorum. Hani geliyorum, tanesi 40 liradan aşağı yok. Bolluk varsa nerede bu bolluk? Bolluk var ama fiyatlar düşmüyor maalesef. Gün gün değişen fiyatıyla döviz kuru gibi değişkenlik gösteriyor lüferin fiyatı. Bu sezon tezgahlarda bol ancak fiyatı pahalı. Şu gördüğünüz lüfer dün 25 liraydı, bugün 40 lira. Bugün son 2 ayın en kötü günü diyebilirim. Geçen yıla göre lüferde bu yıl bolluk var ancak bu tezgahlara yansıyan bolluk müşteriye yansıyamıyor. Çünkü dün fiyatı 25 lira olan lüferin bugünkü fiyatı 40 lira. Sebebi ise balıkçılara göre hava koşulları. Şu gördüğünüz çinekop geçen hafta 2 kilo 50'ye satıyorduk. Bugün kilosu 60 lira. Balıkçıların çıkamaması bunlar çok büyük bir etki yapıyor. Bu sene sadece sıkıntılı olan palamut. Olmadı fazla. Geçen yıl fiyatı 10 liraya kadar düşen palamutun bu seneki fiyatı 60 liraya kadar çıkıyor. Sebebi ise denizlerde palamutun az oluşu. Aslında bizim hedefimiz hamsi almak da düşünüyorum. Biraz hamsiler de 30 lira, 35 lira kilosu. Biz burada daha uygun olur diye geldik aslında balık pazarı olduğu için ama burada bile 35 lira diyorlar hamsi için. Askeri ücretle geçinen bir insanın çok zor böyle bir 35 liraya bir balık alması. Tezgahın en ucuzu hamsi ama o da 35 lira fiyatıyla tüketiciyi zorluyor. Balık fiyatları neredeyse kırmızı etle yarışıyor. Hani 10 lira diyorlar, 20 lira diyorlar. Nasıl böyle oluyor? Alamak 35'ten balık. Pahalı yavrum. Biz et de yemeyecek, balık da yemeyecek böyle olursa. Balık normalde her hafta yenmesi gerekiyor. Biz her hafta yiyemiyoruz şahsen. İki kişi çalışmamıza rağmen. İki kişilik ailede bile zorlanıyoruz yani balık yerken. Müşteriler sıkıntı yapıyor tabii ki. Çünkü insanların bütçesi yetmiyor. Hamsi balığı bugün fakir balığı derlerdi hani soframızın. Şimdi sosyete balığı oldu. Mevsim balık mevsimi en çok tercih edilen zaten deniz padişahı lüfer diyelim. Denizin gülü. Bak görüyorsun ne kadar yağ aktığını. Bu balın kendi yağı. Denizin padişahı diyor ustası. Lezzetiyle de en sevilen balıkların başında geliyor lüfer. Pişirme tekniği ise lezzetini ikiye katlıyor. Ama bunun en güzeli ızgara olur. Tavası tercih edilmiyor, istenmiyor zaten. Yağladık, tuzladık ve ızgarasına atıyoruz. Lüfer balığı önce tuzlayacaksın. Ondan sonra çok güzel suluk alması lazım. Normalde bu 8 dakikada pişmesi lazım. Ama biz bunu 5 dakikaya düşürüyoruz. Bu da servise hazır şu anda. Afiyet olsun.
Aslım Hanım günaydın. Aslım Hanım diyor ki oğlum Almanya'da okumuş bir mühendis, orada da iş buldu. Türkiye'ye gelmesini istemem. Ay sonunu Türkiye'de getiremez. Zaten iş de bulamaz. Paylaştığı mesaj bu şekilde ve az önce Doktor Murat Kubilay da bunu söyledi ve biz önümüzdeki günlerde maalesef gençlerimizde işsizliği çok daha yukarı seviyelerde göreceğiz dedi kendisi. Sacide Aslan günaydınlar, teşekkür ederim. Ayfer Azra Hanım yine günaydınlarımızı iletelim. Bu arada Mümine Hanım, o da bizi Bulgaristan Silistre'den izliyor. Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz diyor. Şimdi gelelim bir yandan mesajlarınız, diğer taraftan haberlerimiz, böyle ilerletelim Çalar Saat hafta sonunu. Şimdi de şuna bakalım. Tarladan tezgaha maliyetler acaba nasıl artıyor? Ne demişti Tarım Bakanı? Yine bu ayın içinde, Ekim ayının içinde olmuştu. Ve demişti ki Tarım Bakanı, maliyet artışından endişe etmeyin. Çiftçiye böyle seslenmişti. Ama pek çok kalemde maliyet artışları var. Teşvikler konusuna gelince, işte o teşviklerin daha erkenden, çiftçi daha böyle tohumu toprağa atmadan hemen böyle ellerine verilmesi gerekiyor diyor uzmanlar. Ama henüz böyle bir adıma geçilmiş de değil. Bir planlamaya ihtiyacımız var. Çiftçiye şunu söylemek kolay. Korkmayın, endişe etmeyin. Çiftçinin ürettiği herhangi bir şeyden dolayı, üründen dolayı bir mağduriyet yok demesi kolay. Önemli olan ve zor olan belki de çiftçiyi mağdur etmemeyi, çiftçinin alın terinin hakkını verebilmeyi başarmak. Manavın marketin yarı fiyatını. Maliyetlerimiz zaten bayağı arttı. Mazotlara zam geldi. Köprüler zaten bizi bitiriyor. Bursa'dan buraya 750 lira sadece köprü parası veriyorum. Benim kazancım %25 azaldı. Niğde'den İstanbul'a patates taşıyoruz. Nakliyeci bitik. Mazot almış başını gidiyor. Özellikle son akaryakıt zamlarıyla maliyetleri katlanan gıda nakliyecileri çok dertli. Köprü, otoyol masrafları da eklenince her geçen gün daha da zorlanıyorlar. Bu artış ürünlere de zam olarak yansıyor. Zincirin son halkası olan tüketicinin cebi yanıyor. Benzine her gün zam gelirse olacağı budur yani. Şu an her şey pahalı bence. Eskisi gibi değil. Mesela 100-150 ile her şeyi alırdık. Şimdi 400 çıkarıyoruz, her şeyi de alamıyoruz. Ticari yakıtlarda bir indirim sağlanması. Esnafın temsilcisi TESK Başkanı, gıda fiyatlarının düşmesi için kamyonların, tırların kullandığı akaryakıtta indirim istedi. Çünkü mazotun litresi 8 lira 20 kuruş. Buna özel sektörün işlettiği köprü ve otoyolların masrafları da eklenince nakliye giderleri katlandıkça katlanıyor. Birçok otoyolların paralı olması esnafın yüksek maliyetlere mal olduğu için ürünleri yansıtmak zorunda kalıyorlar. Bayram Akbaş, Niğde'den İstanbul'daki sebze meyve hallerine patates taşıyor. Niğde'den çıkan kamyonu Bayrampaşa'ya gelene kadar son zamlarla birlikte 3000 lira yakıt harcaması yapıyor. Buna bir de 500 liralık yol ve köprü masrafı eklenince bu maliyet 3500 lirayı buluyor. Akbaş'a göre geçen seneye kıyasla sadece yol ve yakıt harcaması %50 artmış durumda. Yapamıza yakıt koyamaz hale geldik ya. Bu ne rezillik ya. Bir lokantaya giriyoruz 100 milyon lira masrafımız oluyor ya. Artık yani yürüyemez hale geldik ya. Bu ne ya? Biz taşımasak neyle geleceğiz? Sahipsiziz. Sahipsiz olmasak zaten böyle olmayız. Bir sene önce mazotun litresi 6 lira 10 kuruştu. %35 zam gördü. 8 lira 20 kuruşa yükseldi. Bursa'dan İstanbul Bayrampaşa getiriyoruz. Biber gideceğim abi. 850-900 arası oynuyor mazotta. Sadece geliş. Ya kontak kapatacağız ya da devletten artık destek veriyoruz. Yani mazot bize indirim yapılması şarttır zaten. Nakliyedeki maliyet artışı tezgahtaki fiyatları da etkiliyor. Zeytinburnu'nda bir semt pazarındayız. Burada üzümün kilosu 10 lira, elmanın kilosu 5 lira, mandalina'nın kilogram fiyatı ise 6 lira. Fiyatı yükselen ürünlerden biri de patates. Patatesin pazardaki fiyatı 3,5 liradan başlıyor, 5 liraya kadar çıkıyor. Soğanın da kilogram fiyatı 2,5 lirayla 3,5 lira arasında. Bayağı bir pahalı yani. 100 liraya bir şey alamıyorsun. Pahalıya satmayı pazarcı da istemiyor. Çözüm önerisi ise hazır. Her şey pahalı. Ucuz ne var ki? Bugün nakliye Antalya'dan İstanbul'a 6 bin lira. Yakıtın litresi 8,5 lira. Yatlarda yakıt 2-2,5 lira. Millet sefasını sürerken eğer adalet olmuş olsa bu ülkede çiftçilerimize diyecekler ki yakıt size de 2,5 lira diyecek. O zaman fiyatlar düşecek. Havva Hanım günaydınlar. Havva özü doğru.
Geçen hafta 8-10 lira sebze meyve ve bu hafta 6-7 lira seviyesinde. Düşünün, biz buna sevindik, biz buna mutlu olduk. Böyle bir süreçten geçiyoruz. İşte Ekim ayı bizim için böyle geçti diyen bir izleyicimiz. Asuman Bağlar, günaydınlarımızı iletelim. İsmail Girişen de Aydın'dan günaydın diyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili acaba bir düzenleme yaparlar mı? Bu düzenleme yapılır mı? Benim umudum yok ama acaba olur mu? Yine bunu sorayım demiş İsmail Girişen. Efendim, SMA'lı çocuklarımız var. SMA'lı çocuklarımızı yaşatabilmek için aileleri kuşkusuz ve yine milyonlarca insan destek olmaya çalışıyor. Ve onların gözü kulağı aslında devletten, sosyal devletten gelecek olan o müjdeli haberde. İlacı alan çocuklarımızda ne kadar ciddi farklılıklar olduğu, olumlu yönde farklılıklar olduğunu hepimiz görüyoruz, gözlemliyoruz ve paylaşıyoruz. Ve yine çocuklarımız, onlar bize erişin, bizi yaşatın diye seslerini duyurmaya çalışıyor. Aileleriyle birlikte biz de onların seslerine ses verelim. Kampanyamızda ulaşmamız gereken miktar 1 milyon 870 bin dolardır. 822 bin 800 dolar toplandı. Kalan 1 milyon 47 bin 200 dolardır. Bu tutar 2 hafta önce dolar kuru 9.27 kuruş iken TL bazında 9 milyon 707 bin 544 TL ediyordu. Bugün itibariyle döviz kuru 9.60 iken 10 milyon 53 bin 12 TL toparlamam gerekiyor. Aradaki fark 345.576. Kampanyalar Türk lirası bazında yürütülüyor. Aileler biriken her bir kuruşu aynı gün dövize çeviriyor. Ancak döviz yükseliyor. Türk lirası değer kaybediyor. Bir an önce ilaca kavuşması gereken çocukların zamanı daralıyor. Geçen her günde gelişimleri de kampanyaları da geriye gidiyor. Bu rakamı toplamak evet büyük bir külfet, büyük bir mücadele ama ne yazık ki bu süreçte döviz kurunun artmasıyla beraber yükümüz birken 10 oluyor. Daha bir artıyor yükümüz. Bizler TL bazında toparlamaya çalışıp döviz bazında yurt dışındaki hastaneye göndermemiz gerekiyor. Bir yılda 43 çok az. İnanın ki çok az. Ve bizim şu an son 5 ayımız kaldı. Arenka'ya 19 aylık, 3 aylıkken SMA tip 1 tanısı konuldu. Yurt dışında uygulanan ilacı alabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada 1 yılda %43'e ulaşıldı. Ancak hastanenin aileden istediği tutar 1 milyon 870 bin dolar. 822 bin doları toplandı. Hala toplanması gereken 1 milyon 47 bin dolar var. Ancak zaten zar zor yardım toplayan aileler bir de yükselen döviz kuruyla mücadele ediyor. Dövizde yaşanan her dalgalanma kampanyalarda ulaşılan tutarı geriye çekiyor. Ben evladıma zor kavuştum. Parasızlıktan dolayı çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz ama bu mücadele öyle ağır ki bu bazen döviz kurunun artması, bazen insanlara ulaşamama. Ne olursunuz sesimi duyan herkesten ben oğlumu yaşatmak istiyorum. Yağmur Deniz'de Aren gibi SMA tip 1 hastası. 27 aylık, devletin hastalığın seyrini yavaşlatması için kriterlerle verdiği Spinraza ilacını son kez aldı. Ve son girdiği kriter testinde nefes almasını sağlayan cihazdan ayrı bırakıldığı için ölümden döndü. Bu teste tekrar girmesi riskli. Ailesi 13,5 kiloyu geçmeden çocuklarının Zolgen SMA ilacını almasını istiyor. Ve Yağmur'un tedaviyi alabilmesi için son 1 kilosu kaldı. Bir araştırma sonucunu paylaşacağız sizlerle. Mutlu muyuz, değil miyiz? Gün içinde en fazla gülen ülkeler hangisi? Biz acaba bu sıralamada, bu endekste hangi sıradayız? Buna dair bir haber. Sedat Çelikkaş kendisi bize Mersin'den yazıyor. Mersin'de Meyer cinsi limonu satamadık dalında kaldı diyor. Ve dün biz limon üreticisiyle ilgili bir haber yayınlamıştık. Maalesef limon üreticileri keşke yapmasalar ama bir yandan da seslerini duyurmak için böyle eylemler, protestolar da gerçekleştiriyorlar. İşte maliyetlerin altında ezilen çiftçi limon ağaçlarını kesmişti ve yine Sedat Çelikkaş da buna dikkat çekiyor. Ve bir başka izleyicimiz de ay sonu başlığıyla ilgili olarak bugünkü hava gibi maalesef ayın sonu bizler için karanlık mesajını göndermiş ama biz aydınlık olmasını isteyelim, dileyelim, öyle olacak diyelim de daha fazla böyle içimizi
karartmayalım. Gelelim o mutluluk endeksi araştırmasına ve acaba biz gün içinde gülümseyen ülkeler sıralamasında neredeyiz? Pandemi, artan işsizlik, kuraklık, tüm dünya zor günlerden geçiyor. Yapılan bir araştırma gülmeyi unutan ülkeleri belirledi. Gün içinde en az gülümseyenler Türkler. Araştırma duygulardaki değişimi ortaya koyuyor. 2020 yılı tüm dünyanın en az güldüğü yıl oldu araştırmaya göre. Ancak en dipte Türkler var. Dün geçirdiğiniz günü aklınıza getirin. Hiç gülümsediniz mi sorusuna Türkiye'den evet diyenlerin oranı sadece %41. Türkiye'de yaşayanların %57'si gün içinde hiç gülümsemediğini söyledi. Dünyada en stresliler Perulular. Lübnan ve Ekvador'un ardından Türkiye 4. sırada. Türkiye'de günün büyük bölümünü kızgın ve mutsuz geçirenlerin oranı ise %35. Küçük bir memleket turu da yapalım. Sizleri Aydın'a götürelim. Öğrencilerimizin bir yurt meselesi vardı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bakın yurt meselesiyle ilgili nasıl bir adım atmış. Resimleri paylaştım arkadaşlarımla birlikte. Bayağı şaşırdılar. Evde mi kalıyorsun ya da villa falan mı acaba kiraladın falan dediler. Hayır dedim. Normal Büyükşehir Belediyesi'nin yurdunda kalıyorum dedim. Öğrenci yurdu ama villa gibi. Bahçesiyle imkanlarıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerini barınma sorunu yaşayan öğrencilere açtı. Güzel buldum. Ferah. Kız öğrenciler için özellikle tasarlanmış. Üniversiteleri yeniden yüz yüze eğitime geçmesiyle yüz binlerce öğrenci farklı illerde yeniden ders başı yaparken en büyük sıkıntı barınma sorunu. Artan kiralar, talep fazlası ve devlet yurtlarının kapasitesi nedeniyle. Kadın olmak zor bu ülkede. Barınmak zor, ekonomi zor. Birçok belediye gibi Aydın Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin barınma sorununa çözüm arayışına girdi. Belediyenin misafirhaneleri kız öğrenciler için yenilendi. Okula gitmem gelmem şehir merkezine olsun, güvenliği vesaire bence bayağı güzel. Çift kişilik apartlar, yatakları, çalışma masaları, mutfak, çamaşır makinesine kadar var. Hatta yeşile açılan bir bahçe. Hiç hayal kurmuyordum bu şekilde olabileceğini. Bir ev havası gibi veriyor insana. Yeni bir aya giriyoruz ve yine işsiziz. Tarım Bakanlığı 14 aydır atamalarımızı yapmıyor diyor. Veteriner hekim arkadaşlarımızdan birisinin Twitter'dan göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Şimdi Aydın'a baktık. Hemen bir İstanbul'a gidelim. İstanbul'daki Elazığ günlerine. Elazığ'ın havası, suyu, insanı, yemeği her şeyiyle iyidir. Hepsi Elazığ'ın. Çiğ köftemiz, şırdan, içli köfte. Şırdan Adana. Orada da var, bizde de var. Bizden daha iyisi yok. Şifa deposudur efendim. Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla, ekşisiyle Elazığ lezzetleri İstanbul'daydı. Elazığ günlerinde hem doğal hem de market fiyatından daha ucuza Elazığ'ın lezzetleri tüketiciyle buluştu. Tulum peynirlerimiz var. Elazığ bir don tulum. Köy peynirlerimiz var. Deri tulumlarımız mevcut. Ekonomik zorluklardan dolayı insanlar hemen ulaşamıyor. Karakoçan keven balıdır abi. 2400 kilometre rakamlarda biz yetiştiriyoruz balığımızı. 1 kilosu 80 liradan başlıyor. Bu bizim oranın saf güzel tutorcugidir. Duttan yapılıyor. Duttan. Evet, badem, içinde fındık var, ceviz var. Balı, pekmezi, peyniri, tereyağı. Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetleri de vardı Elazığ günlerinde. İllerin bölüşemediği lezzetler çiğ köfte ve içli köftede. Rekabet İstanbul Ümraniye'deki standlara da taşındı. Çiğ köfte nerenin? Elazığ. Adıyaman? Orada da var ama yine Elazığ diyorum. Süper. Çok güzel. Şanlıurfa ve Adıyaman arasındaki çiğ köftedeki lezzet yarışına Elazığ'da en lezzetli çiğ köfte bizim diyerek katıldı. Sadece çiğ köftede değil, içli köftede de Hatay'la lezzet yarışı içindeler. O zaman kadar hep Adıyaman yiyorduk, hiç Elazığ'ını görmemiştik ama lezzetliymiş gerçekten. Tüketicinin ilgisi yoğundu. Özellikle fiyatlar market raflarına göre daha cazip geldi İstanbulluya. Ürünlerimizin hepsi doğal. Birer kilolukları 70 lira, özlerimiz 40 lira. El yapımı erişte mi? Ev yapımı erişte. Evet, 20 lira. Tereyağı aldım, 60 milyon kilosu. 60 liradan evet. 80 lira etti. Evet, yine tereyağı aldım tuzsuz. 40 lira. 120 etti. Burası sanki daha mı biraz uygun, bir de tadı güzel. Doğal ürünler de tüketici için tercih sebebiydi. En tazesini, en lezzetlisini bulmaya çalıştılar. Canlı canlı sıkıyoruz. İstanbul'da doğalı pek bulamazsınız. Ben tahin aldım. Çok faydalı.
ben bir hekim olarak çocuklarıma özellikle burada da taze taze tayının yapıldığını görünce kaçırmak istemedim. Biber salçası, domates salçası aldık. Özlüyoruz bazen. Hatta bulgurundan bile aldım. Elazığ lezzetlerine aşina olanların da yeni tanışanların da yüzünü güldüren lezzetlere pazar günü de Ümraniye'de ulaşmak mümkün olacak. Çiğ köfte yiyorum. Ama kağıdını da yemişsin. Yeni geldik daha. Daha yiyecek misin? Evet. Efendim müsaadeniz olursa sizden bir ricamız var. Eğer elinizde bir iş varsa lütfen bırakın. Çünkü dünyaca ünlü Türk sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'dan Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde nelerin başarıldığını ondan dinleyeceğiz. 107 yaşındaki bir çınardan. Kadınlarımız evde hapiste. Yani kadınlarımız erkeklerle eşit değildi. Düşündüğün ne kadar büyük değişiklikler oldu. O günden bugüne kadınlarımızın %90'ı okur yazar oldu. Ondan sonra büyük bir kısmı bilim üzerine, bilim, sanat üzerine şeyden başarılar kazanan ve bu usta ödüller alan kadınlarımız var. Ki bu çok önemli, biliyor musunuz? Mesela sanat üzerinde, ondan sonra edebiyat üzerinde ve şey üzerinde, bilim üzerinde, bütün böyle şeyden kadınlarımız vardı, var yani şimdi. Böyle kadınlarımız var, ödül alan kadınlarımız var. O zaman bunların bir tanesi yoktu. O zaman biz yani şey düşünün, Avrupa şeye girdiği zaman, Rönesans'a girdiği zaman, 16. yüzyılda Rönesans'a girdi. Yani okuma yazma, kadın eşitliği yavaş yavaş beraber olmaya ve 400 senede ancak şey bu oldu. Bu vaziyete geldi. Şey, halbuki biz 80 yılda tamamıyla Avrupa'nın 400 yılda gördüğü şeyi biz 80 yılda geldik. O bakımdan ben tabii çok mutluyum hakikaten. Çok büyük ilerleme. Özellikle kadınlarımızda tabii. Erkeklerimizde var pek çok şeyler. Ama kadınlar benim için birinci şey not. Velhasıl yani her şeyde büyük ilerleme oldu. Ve bugün o günkü Türkiye'yi getirirseniz bugünkü Türkiye ile kabil kıyas değildi tabii. Ne yapsak az, bizim bu cumhuriyete borcumuz var. Peki bunu söyleyenler kimler? Bugüne kadar milyonlarca fidan yetiştiren, şimdi tamamı emekli Cumhuriyet Gençliği'nin öğretmenleri, öğretmen okulu ve öğretmen lisesi mezunu eğitimciler, ne yapsak az bu cumhuriyete borcumuz var diyerek yan yana Seyfullah Özaydın Başkanlığı'nda Türkiye Öğretmen Okulları ve Öğretmen Liseleri Birliği 11 Kasım 2021 günü saat 11'de baş öğretmen atamızın huzurunda olacağız diyorlar. Ve sonrasında Ankara'da, Yeni Mahalle'de ve başkentte baş öğretmen Atatürk Hatıra Ormanı ve Yeni Mahalle'de fidan dikecekler. O orman tüm öğretmen okulu mezunlarına açık. Öğretmenler adına bağış yapmak isteyen vatanseverlere de açık kuşkusuz. Bunun hatırlatmasını yapalım. Aynı zamanda Erdal İnönü bugün vefatının 14. senesi, vefat etmesinin üzerinden 14 sene geçti. Yine saygıyla anmak istediğimiz kişilerden, siyasetçilerden birisi Erdal İnönü saygıyla anıyoruz. Ve şimdi efendim memleket turuna devam edeceğiz. İsterseniz sizleri bir Mersin'e götürelim. Mersin'de hani öğrenciler için çamaşır, çamaşırları yıkamak bir derttir. Ya da bir çamaşırhaneye götürdüğünüzde onun bütçesini karşılamak da hani kolay bir şey değildir. Mersin'de bakın nasıl bir adım atıldı öğrenciler için. Şşş,
Şehir dışında okumanın bir maliyeti de çamaşır yıkamak, deterjanı, suyu, sabunu. 9 ayda 5 bin lirayı buluyor masraf. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz kullanabilecekleri çamaşır kafeler açtı. Buranın açılması, çamaşır makine kafesinin açılması çok yararlı oldu. Üniversite caddesi açısından ve öğrenciler gerçekten çok rahatladılar. Biz ev arkadaşımla birlikte valize koyuyorduk eşyalarımı. Her hafta annemgile gidiyorduk. Orada yıkayıp geliyorduk. Burada hem kitap okuduğumuz, zaman geçirdiğimiz hem de aynı zamanda çamaşırlarımızı yıkadığımız bir avantaj sağladık. Normalde yurdumuzda ücretli böyle şeyler. Öğrenciler çamaşır kafelerde öğrenci kimliklerini gösterip çamaşırlarını yıkayıp kurutabiliyor. Çamaşırlarının yıkanmasını beklerken de isterlerse kitap okuyup ders çalışabiliyorlar. İsterlerse de online eğitimlere katılıyorlar. Şimdi de Eskişehir'e gideceğiz. Tepebaşı Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı. Yalnız İrfan, çok önemli bir haber var. Onu da yine izleyicilerimize aktaralım ki aslında yetkililere aktaralım. Onlar da duysunlar. Asgari ücret altında bile maaş alan hemşireler var ve gazete Pencere'de yer alan çarpıcı haberlerden birisiydi. Aile hekimlerinin dertleri bitmek bilmiyor. Asgari ücreti altında bile maaş alan hemşirelerimiz var. Toplam aşının %65-70'ini aile hekimleri yaptı. Muayene yükümüz arttı. Ağustos'ta iş bıraktık. Miting yapmak istedik. Mitinge izin vermeyen vali yardımcısı bizden bir ay önce aşı karşıtlarının mitingine izin verdi. Bir yandan bunu hatırlatıyorlar. Diğer yandan da işte aile hekimlerimiz ve onların sesi olan sendikalar geçimle ilgili yaşanılan sorunları gündemde tutmaya çalışıyorlar. Hakkınız ödenmez denilirken belki artık bir klişe haline geldi ama evet, haklarının ödenmediğini biz bu süreçte, bu pandemi sürecinde defalarca haberleştirmek zorunda kaldık ve onlar hala haklarını bekliyorlar. Şimdi de Eskişehir, Eskişehir Tepebaşı. Biz onların anılarıyla yaşarken bu topraklarda yaşamaya devam edecekler. Bu vacadan da kaybettiğimiz o güzel insanların sevgileri çıkacak. Eskişehir'in merkez ilçesi Tepebaşı Belediyesi pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına anıt yaptı. Tabii burada durduğu sürece hep hatırlayacağız. Onların verdiği mücadeleyi, işte topluma neler kattıklarını, nelerini feda ettiklerini. 57 sanatçının katkısıyla 450 eserin birleşiminden oluşan anıtta hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri yazıyor. Gelecek kuşaklar bunu gördükleri zaman salgının ne demek olduğunu, sağlığın ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaklar. "21. yüzyılda insan olmak, 21. yüzyılın insanı olmak" bu temayla ilgili bir çalışma var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağım ama Yeşim Koçay günaydın diyor ki, "Ay sonunu getiremiyoruz, nasıl mutlu olalım? Çift dikiş yapan bir emekliyim, iki maaş yetmiyor ve yoksuluz, kendimizi yoksul hissediyoruz" diyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara da inanmadığını söylüyor Yeşim Hanım. Üstad, bir de beyaz çekirdeği gündeme getirin, üretici zor durumda, fiyatları çok düştü. Bir başka üreticimiz, hala asgari ücretle kurumlarda çalışan işçiler var. Ay sonu bize, her gün ay sonu, biz de bunu söyleyelim o zaman diyor Çisem Hanım. Ve şimdi 21. yüzyılda insan olmak. Savaşlarla, buluşlarla, felaketlerle, yeniliklerle. Yılın en ilham verici haftası başlıyor. Brand Week 8-12 Kasım arasında İstanbulluyla buluşuyor. Hayatımız, iş dünyası nasıl şekillenecek? Dünya neye benzeyecek? En büyük marka ve iş dünyası festivallerinden biri olan Brand Week İstanbul 9. yılında Türkiye'nin ve dünyanın yaratıcı liderlerini hem sahnede hem de dijitalde katılımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Değişen yaşam alanları, dönüşen iletişim biçimleri ve bunların ağırlık merkezlerindeki son hız dijitalleşmeyle yepyeni bir forma evrilen hayatlarımıza mercek tutuyor. Bu yılki tema bu nedenle 21. yüzyılda insan olmak. Yılın en ilham verici haftasında 21. yüzyılda insan olmayı konuşuyoruz.
Bu yıl 21. yüzyılda insan olmak temasıyla gerçekleşecek olan yılın en ilham verici haftasında orta sınıfların gerilemesinden Türkiye gündemine, cinsiyet eşitsizliğinden toplum sağlığı ve değerler krizine kadar yaratıcı yılın endüstrilerin, iletişim dünyasının ve teknolojiye öncülük edenlerin odağındaki meseleler ele alınacak. Bir süredir merakla beklenen görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden nerede görüşecekler? Roma'da mı, Glasgow'da mı? Bu tartışılıyordu. Dün akşam saatlerinde bu görüşmenin Roma'da olacağı kesinlik kazandı. Peki saat kaçta? Şimdi bununla ilgili bilgiyi de Beyaz Saray paylaştı. Erdoğan ve Biden görüşmesi Türkiye saatiyle 12.10'u gösterdiğinde gerçekleşecek. Roma'da gerçekleşecek ve program ikili görüşmenin toplam 20 dakika süreceğini gösteriyor. Yani Biden ve Erdoğan arasındaki görüşme 20 dakika olarak planlandı. Türkiye saatiyle de 12.10 geçe bu görüşme gerçekleşecek. Kuşkusuz siyasetin, Türkiye'nin, herkesin gözü kulağı buradan çıkacak olan açıklamalarda olacak. Acaba bu görüşme nasıl gerçekleşecek? İki ülke arasında önemli sorunlar var. T-35'ler meselesi, S-400'ler meselesi, işte Suriye'deki terör örgütüne varlığına ABD'nin yaklaşımı. Bu meselelerde, temel sorunlarda nasıl bir çözüm bulunacak? Bunlar konuşulacak. O 20 dakika yeter mi, uzar mı? Biz bunu yaşayarak göreceğiz. Ve yine siyaset dikkatle buradaki buluşmayı takip edecek. Şimdi sıradaki haberimiz Nebil Özgen Türk'ün bir çalışması. Nazım Hikmet'in 120. yaşına özel bir belgesel çekimleri başladı. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim. Ne memleketine olan hasretini giderebildi, ne de Anadolu'da bir köy mezarlığına gömülebildi. Hayata, insana ve insanlığın geleceğine dair derin bir sevgi ve inanç taşımıştı hep. Büyük şair Nazım Hikmet 2022 yılında 120 yaşında olacak. Cumhuriyet kurulmuş. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilmiş. Hilafet, saltanat bitmiş. Çürümüş Osmanlı kalıntılarının üzerine yepyeni, çağdaş bir devlet kurulmuş. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın 30. yıl için hazırladığı ve 3 Haziran 2020'de yayınlanan kısa belgesel filminin uzun metrajı için hazırlıklara başlandı. Nebil Özgen Türk'ün vakfın 30. yılına dair hazırladığı Büyük Ozan Nazım Aramızda belgeselinde Nazım Hikmet'i oyuncu Şahin Sancak canlandıracak. Nazım benim bugünkü yaşımdan 15 yaş daha küçükken öldü. Şimdi o zaman o, hani büyümez öyle çocuklar, büyümez şairler, 61 yaşında kaldı. Onun için şimdi o benim küçük kardeşim gibi aslında. Bir yandan ustam, büyüğüm, bir yandan kardeşim. Şimdi o da tuhaf bir şey. Seni de görünce kardeşimi görmüş gibi oluyorum ama. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nebil Özgen Türk'ün yaptığı filmin çekimlerini Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Ana Odası'nda Nazım'ın aile eşyalarının arasında başlandı. Şimdi harika bir buluşmayla reklamlara gideceğiz. Fazıl Say, Serenat Bağcan ve öğrenciler. Ata sahnemizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Cumhuriyet'in 98. yılında ata sahne muhteşem bir konserle açıldı. Fazıl Say çaldı, Serenat Bağcan söyledi. Okul korosu onlara eşlik etti. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. Cumhuriyet eşitlik, özgürlük ve iradedir. Cumhuriyet emperyalist dünyaya boyun eğmeden kalkınma projesidir. Cumhuriyet, ecdadının, şehitlerin hakkını helal ettirecek lider Türkiye'nin tek yol haritasıdır. Türk Eğitim Derneği Koleji'nin İncek yerleşkesinde yapılan Ata Salonu ilk kez Cumhuriyet Bayramı gecesinde izleyicisiyle buluştu. Salonun ilk misafiri Fazıl Say ve Serenat Bağcan oldu.
Ata sahne 1437 metrekare auditoryum, 360 metrekare sahne, seminer salonları ve açık kapalı fuaye alanlarını bünyesinde barındırıyor ve 1500 seyirci kapasitesine sahip. Sahnenin mimari projesini aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının projesinde çizen karı koca mimarlar Semra Uygur, Özcan Uygur çizdi. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Gelen 3 kitabımız daha var. Onları da göstereyim sizlere. Çağla Ural, Sultan'la Son Dans, Varoluş, Kitleler, Gerçekler, Bir Arif Ata kitabı daha. Ve Atilla Akar, Emperyal Satranc'ın Entrika Hamleleri bize ulaştırılan kitaplar arasındaydı. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir manikeler olmazsa önümüzdeki hafta sonu tekrar buluşuruz. Çalar Saat hafta sonunda. Hoşça kalın. O ana dek mutlu kalın.